Bu akşam Quaresma maçtan atılmalı mıydı? Ahmet Çakar'ın anketi Vole'de yaptığı anket. Ne bu anketi? Evet, atılmalı. 163.8. Hasta Beşiktaş, hayır, Rasim bile. Abi bu anketi yapmaya gerek yok ki abi. Yani bu anketi, yani belli bütün Türkiye'de %75, %80 Beşiktaş karşıtı herkes. Ne yapacaklar? Heves atacak, atılmalı. Sen Beşiktaş karşıtı değilsin. Sen ne atardın? Sen Beşiktaş karşıtı değilsin. Sen Beşiktaş'ın. Sen fikrini söyle. Sen fikrini söyle. Çünkü seni, sen ne dersen kabul edeceğim Sinan. Sen fikrini söyle abi. Sen Beşiktaş karşıtı değilsin. Sen önce şu zaman Ertem söylesin. Hadi Ertemciğim. Ertem söyledi. Atılmamalıydı. Atılmamalıydı bence. He? Atılmalıydı. Demin atılmamalıydı dedin. Matara değiştirdim. Yaptım. Hocam sana benziyorum işte. Tamam, anladım. Ha, anladım. Aa, bilmiyorum. Ne demek yani, Ahmet Hoca öyle böyle mi? Tabii ayağım işte, böyle. Sana benziyorum diyor. Ne demek Ahmet Hoca böyle mi yani? İki dakika dönüyor mu? Hayır, tekrar yani? Tekrar karar ya verdim. Ya demin sana telefonu tutuyorsun dedi. İşte, imayı anlamıyor musun? Ertem dedi değil mi? Bir yeri tuttun diyor. Ama o abi, o Ertem'in böyle şeyleri var. Ben onu çalmıyorum. Sen maçı anlatırken de böyle ilginç replikleri vardır onun. Meşhurdur o Türkiye'de bir numara. Nasıl mesela? Herkes biliyor. Şimdi bana da abi diyor, telefonu tutuyorsun şimdi diyor. Önce de tempo tutardın diyor. Şimdi diyor. Tempo tutardın şimdi. Telefon tutuyorsun şimdi ama orada başka bir imam var. Var tabii. Yani sen başka şey tutuyorsun diyor. Bu akşam gündem de çok yoğun ha, bakıyorum. Ne Ertem, neler var gündemde Ertem ya bu akşam? Ne var? Neyle ilgili? Hazret Hanım'ın kaç kızı var? 3-4 tane kızı var hocam. Aa, hocam bak, sembol. Dokunulmazlık sembolü. Rasim. Fazilet Hanım kızı da çok abi. Rasim. Oynuyor ya, benim kardeşim oynuyor. Tolga Güleç ya. Tolga. Kardeşim benim oynuyor. Yeniz Şer oynamıyor, o da oynasın. Tek tutuyorum abi. Yeniz oynamıyor, Yeniz başka hocam, birini çevirecek. Hocam şu dokunulmazlık sembolünü gördün mü Rasim? Tamam benim. Sen bunu kim yaptı abi? He? Kim yaptı bunu? Onur yapmış içeriden. Çocuklar yaptı ya. Bu Acun'un dokunulmazlık sembolü Survivor'da. Potaya mesela, onu potaya yazamıyorsun. Ona dokunamıyorsun. Aynı Quaresma gibi. Tekme tabii atıyor, kasıklara vuruyor. Kim? Quaresma. Mesela dokunamıyorsun Quaresma'ya. Yasak. Neden? Sembolü almış sezon başı Acun'dan. Sembolü almış dokunulmazlık sembolünü. Dolayısıyla hakemlere kızmayın hocam. Adamın sembolü var. Evet. Kural gereği o atılmaz o. Onu ellemeyeceksin. Evet. O bakacak. Ya sevgili Abdülkerim Durmaz, evet, ben de bugün Quaresma'ya kırmızı kart gösterilmesinden yanarım. Adam demiyor mu? Beni attı. Her ne kadar, her ne kadar Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istesem de ben de. İstiyorsun çok. Ama bu gerçeği söylemek durumundayım. Quaresma kesinlikle kırmızı kartla atılmalı. Peki ama, neden sence atılmıyor? Neden? Ama ya bu yüzden de Beşiktaş'ın şampiyon yapıldığı gibi bir teori doğru değil. Beşiktaş alnın hakkıyla oldu. Boluyor. Ya tamam liglerde kardeşim. Her zaman bu tür şeyler hep o. Ahmet Çakar döneminde de vardı. Tamam da. O dönemde de vardı. Tamam da. Ya, vardı ama şunu bir dakika. Şunu bak, ne güzel söylüyorsun. Vardı. Oluyor diyorsun. Demek ki bu şimdi, da var şimdi, yani. Bu da var. Bunu da kabul hocam ediyorsun o zaman. O zamanlar varsa şimdi de var yani. Mesela Sinan Engin kupa maçı. Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçından sonra Sinan Engin demişti ki Van Persie Survivor'a gitsin. Dokunulmazlığı var diye. Mesela benzeri yaklaşımları bu gece ben senden Quaresma için dinlemek isterdim. Nasıl yani? Anladın sen de, sen düşünmek için süre bekle Survivor'a gitsin diye. Ne zaman dedim hatırlamıyorum. Ayıptır ya. Cumartesi günü. Benim fikrimi ilgilendirmez diye başladı. Ertemli cumartesi. Hatırlamıyorum ben. Ne zaman söyledim ben böyle bir şey? Ertemli cumartesi günü gezmeye gitmiştik aslında. Cumartesi günü abi Kibariye'yi falan çaldık. Anneler günüydü. Biz öyle bir program yaptık. Bilmiyor annem. Neydi o şarkı? Beni senin gibi kimse verelim istiyorsan ister misin? Ver. Verelim mi ister misin? İsteriz. Hadi verelim. Ver Kibariye. Ver Serkan'ın Kibariye'nin müziği annelere gitsin. Bu Sinan'ın var ya, bu oyuna bayılıyor. Annelere gitsin ver. Quaresma ile ilgili bir şey olunca annemi ver. Babamı ver. Bir de bana şu Fazilet Hanım'ı göstersen. Müziği alalım. Evet, biraz Serkan'cığım. Biraz Sarı Tarağı'na baktınız mı Bursa'da? Hep sağ tarafta. Biraz Sarı Tarağı. Isınmış bölge var. Sağ içi, sağ içi. Maça gelelim arkadaşlar. Sağ içini konuşalım. Şimdi maça gelelim. Sağ içine gelelim. Kardeşime ne olmuş ya? Şimdi Bursa Spor kırıldı. Kırıldı ya. Şimdi biraz 4-4 maça gelince, maça gelince iki takım arasında çok büyük güç farkı var biliyorsunuz. Tabii şeyden de bahset. Koşu mesafeleri ısrar etmiş. Ya dur hocam. Şimdi geleceğim. Onları ben anlatacağım. Bekleyin. Pas istasyonu var mı? Quaresma'nın var. 3 defa sarı kart görmesi lazımdı. En fikrim. Yani dolayısıyla atılması lazım. En fikrim. Biz Sinan Engin olarak kendime ihanet ederim. 3 defa sarı kart görmeliydi ve doğrudur, oyundan da atılmalıydı. Hem fikrim sizde ben. Ama Bursa Spor'da da 2 sarı kartla atılacak oyuncular var. Bakın Bursa Spor takımında da var. Ben tabii iddia ediyorum bugün Beşiktaş 10 kişide kalsa bugün yenilmezdi.
Bakın yine maçı kazanırdı, o ayrı. Ama Quaresma evet oyundan atılmadı. 3 tane sarı kartı var ve ayıp ediyor Quaresma. Hakikaten çok ayıp ediyor. Bu davranışları yakışmıyor ona. Yani adam oradan ayağını basıyor, oradan vururken, işte topu vururken falan yapmaması lazım. Biz bunu söylersek, aynı hocam dediği gibi Türkiye'de hiçbir Beşiktaşlı ayrı atılmalı, atılmamalı demez. Bu. Ama Beşiktaş zaten 10 kişide kalsa bu maçı kazanırdı. Şimdi hoca diyor ya, Beşiktaş hani Sinan, Ertem, siz diyor Yusuf. Hayır abi, haftaya 5 puan olur. Ondan sonra zaten 7 veya 8 puanla neyse Beşiktaş zaten Allah'ın izniyle bu ligi bitirir. Beşiktaş takımı Bursa Spor takımından çok güçlü bir takım. Bursa Spor takımını mücadelesinden dolayı kutluyorum. Taraftarı müthiş bir coşkusu var. Müthiş bir sevgisi var ama anlamadığım hala bir şey var. Arkadaşlar bakın bu Bursa Beşiktaş artık husumetini bitirin. Bakın böyle bir şey yok. Beşiktaş sahasında yenilmiyor mu? Yenilmiştir. Yani Beşiktaş Rize'de hiç yenilmemiş midir? Yani hala buraya takılmışsınız. O iki tane maçta yenildi falan. Oradaki ortamı bilmediğiniz için oradaki şeyi ben yoktum. Zaten ben görevi bırakmıştım o zaman. Beşiktaş'tan o dönemde ayrılmıştım. 2 hafta kala, 3 hafta kala. Seninle ne alakası var? Hayır işte. Ha, bize de kızıyorlar mi o zamanlar? Ne? Rahmetli Kazım Kanat yazdı, tamam mı? 3-4 tane madde yazdı. İşte Beşiktaş şundan. Bir, Sinan Engin de görevi bıraktı. Bırakmasaydı, abi ben görevi bıraktım. Başıma iş geldi, bıraktım. Tabii. Görevi bırakmasaydı Beşiktaş bu durumda olmazdı. Ve işte Rize'yi de işte o Sebat'ı yenerdi. Alakası yok onun için. Ha, yani bu Beşiktaş taraftarı, bu Beşiktaş'ta futbolcular bir kere bunu hak etmiyorlar. Yani bu husumeti, bu gerginliği hak etmiyorlar sevgili Bursalı arkadaşlar. Onun için lütfen tamamıyla bunu bir an evvel sonlandıralım. Bursa bir futbol şehridir. Bursa Spor taraftarı takımını çok seviyor, futbolu çok seviyor. Ama bu gerginlik güzel değil. Bu gerginlik güzel değil. Hiç güzel değil. Onun için söylemek istediğim... Ertem Şirin Saman'a bir şey mi geldi? Yok. Galiba Linçer'de mi geldi? Yok, Linçer'de. Cenemedi. Onun için ben ama... Hocam hiçbir zaman unutma, Beşiktaşlı hiçbir zaman Yusuf etmez. Beşiktaş'ta hiçbir zaman Yusuf etmez. Beşiktaşlı Yusuf etmez. Hiçbir zaman hocam, etmez, hiçbir zaman da hele bu sezonda etmez. Geçen haftadan ama beri. Sen müsaade edersen sana bir isim takmak istiyorum. Hani Rasim bir isim söylemişti. Neydi? Neyle ilgili? Ahmet bilmem. Ahmet Göte Çaka. Ben de hocama hocam Göte bir kimlik hazırladım. Eğer hocam buna teveccüh Ahmet gösterirse. Hocama bundan sonraki adı Yusuf Çakar. Demek o. Hocamın adı Yusuf Çakar. Uyumadı da. Hayır, Yusuf uyudu Çakar. Uyudu hocam. Niye ya? Hocam Yusuf ya. Uyusa da. Yusuf Hoca çünkü sabahtan beri. Yusuf ismi çok sevdiğim bir isimdir. Hiçbir problem hocam, yok. Biz de severiz Yusuf. Yusuf Ahmet Çakar da değil. Sen şimdi Yusuf ettiğin için. Ay uyudu. Sen de Yusuf sen bu akşam ediyorsun ki. Niye? Devamlı hakemler oradan buradan Beşiktaş video hakem. Kardeşim ben Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemiyorum falan bir iddiam yok. Hocam Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemiyorum da. Beşiktaş'a diyorsun ki video hakem olsa diyorsun. Beşiktaş bugün 4., 5. olurdu. Hayır öyle bir şey Beşiktaş demek. Futbol takımı nasıl takım peki? Ben Başakşehir şampiyon olur dedim. Hazırladınız mı o kimliği? Arkadaşlar hocamın kimliği. Uymuyor ama Sinan daha iyi yaratıcı bir şey yap. Hayır hocam. Hayır. Sen istiyorsan kabul Ahmet'in de. Yusuf Çakar. Yusuf Ahmet olsun da. Hayır, ama Yusuf uyumadı. Ahmet Çakar senin bundan sonra. Yusuf hayatım, Çakar. Uyumadı diyorum. Buyur. Evet. Hocanın TC kimlik numarası 1903. 1903. Soyadı Çakar. Ahmet Yusuf Çakar. Ne baba bu? Adı Süleyman. Seba mı? Ne o? Süleyman Seba'dan geliyor. Olur mu? Kabul etmez ki. Anne adı Ümraniye. Hoca 87 doğum yeri Beşiktaş. Bir defa Ümraniye diye bir kadın ismi var. Ümraniye var. Ümraniye işte hocam. Ümraniye diye bakın ismi var abi. Yaratıcı bir espriye geliyor. Nasıl bu espri? Tam harika bir espri hocam ya. Bu espri falan değil bu. Nasıl espri? Ya niye Yusuf olayım ben? 1982 doğum tarihin. 19'u niye hocam Yusuf'sun sen de işte Yusuf ismi diyorsun akşamdan beri. Mavi kimlik olmaz. Beşiktaş kazandığından pembe yapamadık ayıp olur. Aa, biz onu yapsaydınız bari tabii. Olur mu öyle şey? Bu program iyice çığırından çıktı ben gidiyorum. Biri pembe diyor öbürü ben Yusuf, diyor bilmem neyi tuttum Ahmet diyor. Ahmet Yusuf Çakar. Öbürü ben kaldırırım diyor. Evet Ertem'im. Ya Ahmet Yusuf. Ahmet de kabul Yusuf da uymuyor ama. Sen nasıl uymuyor hocam? Akşamdan beri Yusuf eden hocam, sensin. Hocam bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş kazandı diye. Doğum tarihine bak 1903. 1903 doğum tarihin. 19.01.1962 doğum yerin Beşiktaş
Ana adı Ümraniye. Ne? Peki, Ümraniye. Benzettim. Beşiktaş göbek adı Yusuf. Hocam Beşiktaş rumuzlarına. Yusuf Ümraniye. Ümraniye semt ismi. Beşiktaşlara. Beşiktaşlara buradan. Beşiktaşlara buradan. Ya bu Ertuğrul mu hocam? He? Profil fotoğrafına bakmayacağım. Ahmet Yusuf Çakar yani. Uyan bir şey söylüyorum. Diyor ki uysa da. Uysa da sen hayır. Sen şimdi tweetler atıyorsun geçen haftadan beri. Yusuf Yusuf neredesin? Ertem'de Sinan Yusuf Yusuf. Bu akşam çekinmedim ben. Ertem'in suratını gördüm şey gibiydi sen ya. Sen de akşamdan beri. Karadeniz'de gemileri batmış gibi. Hayır sen de akşamdan beri Yusuf 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 ediyorsun. Tweetler atıyorsun. Bilmem neler yapıyorsun. Ya, video ayken falan filan. Bu senin de. Peki tamam. Buradaki ben de sana dedim Yusuf Yusuf. Benim Yusuf göbek adam olmasını istiyor musun? Ben de sana Yusuf evet. Ahmet Yusuf çakarsın senden. Tamam oldu aldım. Aldım. Ya, tamam. Ama bravo. Uyumuyor. Esprili değil. Tutmadı mı hocam? Tutmadı. Hayır tutmadı. Şimdi bazı espri tutar. Manası var. Çok güzel bir şey. Beğenmediniz mi bunu? Ahmet Göğüt'ü tuttu. Çok güzel. Ha? Ahmet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şahane değil mi ya? Rasim'in dediğini söylemiyor. Diyor ki Yusuf Çakar olsun diyor. Ahmet, oğlum benim için problem yok. O öteki. Ahmet Göğüt'ü Çakar olmaz. Yazarın ismini ben söylemiyorum. Ahmet Göğüt'ü. Ben onu söylüyorum. Ya problem yok. O ayıp olur onu söyleyemem. Yani ne şey ayıp olur ya adamın ismi Göğüt'e. Ya ne şimdi Fikret Orman'ın. Bu çok güzel Ertem. Bu kalsın bu. Çok güzel ya. Biraz dursun bu ya. Beşiktaşlara böyle bir hediyemiz olsun ya. Bu kadar Beşiktaşları adı yerden yere vuruyor, çakıyor, ediyor bilmem ne yapıyor. Verin hocanın tweetini gösterin. Hocanın. Şöyle tweet. Bu tweet nedir? Esas gerçek Yusuf Yusuf hocadandır. Verin hocanın yani tweetini. Ben Başakşehir'in adamıyım. Doğru mu çıktı? Evet. Efendim Başakşehir Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'yı hayatmış tanımadım bilir misiniz? Ben hiçbir Beşiktaşlı. Hiçbir Başakşehir'in işte. Oyuncu bile tanımam. Bu Yusuf evet. Yusuf'un belirtisi budur işte. Esas Ahmet Hoca niye atarsın sen bunu? Saplama. Video hakem sezon tespit. Başı. Ha tespit. Tamam Kuvarizma'yı de. Video hakem ne demek? Bu senin dediğin gibi söylediğin çıkmayacak diye sen şimdi Yusuf ben diyorsun. Beşiktaş ben Beşiktaş şampiyon olamayacak Yusuf Çakar diyorum abicim. Ahmet Yusuf. Yusuf. Ben Beşiktaş şampiyon mesela olamayacak dedin mi? Ben düzenle geçiyorum. 170 diyorum. Bu şöyle olursa daha esprili olur hocam. Hatırlar mısın? Ünal Ünal diye bir hakem vardı. Ünal Ünal. Tabii hatırlıyorum. Ünal Ünal. Evet. Ünal. Hocam o da sen Yusuf Yusuf Çakar. Abi yok Ahmet Yusuf Ahmet daha Yusuf güzel. Ahmet Yusuf olmuyor abi. Niye? Ahmet Yusuf olunca pehlivan gibi oluyor. Edirne pehlivan. Abi. Önemli olan burada iki tane harfiyeti, iki tane at soyadı yerleştirmek. Ha. Yusuf Çakar'ı yerleştirmek oraya. Baba adı rahmetli Süleyman abiden geliyor Süleyman Sabah. Anne adı Ümraniye teyze. Ümraniye teyzeden geliyor. Ümran Hanım gibi yani Ümraniye'den. Beşiktaş doğum yeri 19.03.1962. Daha fazlası. Ama Ahmet Hoca Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemiyor diye bir şey yok ki. İstiyor var, yani. Var var. Hiç vallahi, vallahi yok. Vallahi yok ya. Mesaj. Her ne kadar Dinçer ismini kullanıyorsam da benim de göbek adım Yusuf'tur. Ben de Dinçer Yusuf. Doğru onun göbek adı Yusuf galiba. Yusuf evet. Öyle bir şey var galiba. Evet. Neyse yani tamam. Eğer siz bu espriyi güzel kuruyorsunuz. Hocam sen bizim Rambo Yusuf var. Dur maçını yönettin mi? Fotoğraf. Yusuf'un annesi, annesi Yusuf'u öldü zannettin değil mi? O neydi Yusuf? Tabii. Şey. 8-0'lık maçtan. Yusuf, Yusuf diyorum ya. Tabii. Sevgili izleyiciler. Fikret Ertem. Başkan. Sayın Fikret Orman'ın. Sayın Başkan'ın. Maç sonrası. Mesela bugün Bursa Spor'a Ertem bir rahat. Kasim her tarafı kan doldu. Kasim mesela bugün bir görecektin abi. Değerli Bursa Spor taraftarı. Değerli Bursa taraftarı. Taliska'yı seyredemediler. Dünya çapında bir yıldızı diye ceza verdiniz Taliska'ya. Bursa Spor seyircisi nesi değerli? Bu geceki Bursa Spor seyircisini ayıplıyorum. Orada Texas mı, Tom Bix mi birileri var. Texas hocam, Texas. Tom Bix. Efsane hocam. Yapma ya. Tom Bix. Texas efsane bir taraftar. Bak kardeşim. Ya ne yaptın? Müsaade edersen ne yapayım? Bak Bursa'nın Texas'ınız tamam. Ben Tom Bix'te öyle. Efsane efsane bir hocam. Texas tribünü. Bugün yaptığınız iş mi? Diyelim ki hakem Bülent Yıldırım diye giriyoruz içeri. Çıldırın. Ne oldu? Bursa içi yakışmadı size. Siz Türkiye'nin en önemli, Anadolu'daki en önemli futbol şehrisiniz. Yakışıyor mu? Bak bu sene yakışmayan işler yapıyorsunuz. Otobüsü durdurup kaleciyi dövmek, işbirliği yapıp idarecilerle oyunculara saldırmak. Bu gece de maç 0-0 giderken 0-0 gidiyor. Evet, ama hocam atma kardeşim. Ya, her yerinde var ama hocam, ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam, hocam atın o zaman tekrar. Hocam abi olacak. Bunlar maçlarda olur hocam böyle hocam, şeyler. Bu kadar sahaya girmemişler. Bir şey yapacak. Olur hocam. De, hocam bu güzel şeyler işte, hocam. Bunlar futbolda olsun. Ercan Rüzgar. Olsun hocam bu kadar değil. Arkadaşlar Beşiktaş bir yere kadar olsun yani. Futbolu güzelleştiren şey bunlar
ya hocam yapma. Texas Tombik zannediyor. Yanlış mı anladın hocam? Böyle hocam oturup şöyle hocam biz böyle maç seyredemeyiz ya. Doğru mu anladım? Futbolu güzelleştiren şey Bursa stadında 25 bin kişi varken Beşiktaşlı Korezme veya bir başkası korner atarken maytaplar atmak, patlamak, şişeler çakarak bu futbolu güzelleştiriyor. Vallahi bak, o değil, bak aşırı gidilmemek kaydıyla hocam, bunlar olur maçlarda. Ya hocam Barcelona, Ahmet Çakar özür dilerim. Arjantin'de, Brezilya'da neler oluyor hocam? Orada adamın anasını bile ağlatıyorlar canlı yayında. Yapmayın etmeyin. Müsaade ederseniz anlatayım. Demin sözlerime başlarken söyledim. Bursa'nın bu gerginliği yapmasına gerek yok diyorum. Bakın bu hem takımına zarar verir. Arkadaşlar bakın bir hafızanızı iyice bir geriye doğru gidin. Dikkat edin hep fanatik, ağır fanatik taraftar grubu olan takımlar hep düşüyorlar. Yapmayın. Taraftar olarak takımınıza sahip çıkın. Bursa hep ne dedi? Buradan övgüler yağdı. Tamam mesaj! Bursa'ya her ne kadar Bursalı olmasam da ben de çocukluğumda çok Tombik okudum. Ya Tombik değil ki Texas. Kim abi yine kimden geldi? Kimden geldi Dincan? Ya yok be. Her ne kadar Bursalı olmasam da ben çok Tombik okudum. Tombik değil ya bu iş. Texas. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar hakikaten tabii hoca evet gerginliğe gerek yok. Futbol bak önce futbolcuya bunlar hep negatif etki yapar. Bakın bu gerginlik dışarıdaki yani gerginlik. Yani şu şey değil midir? Gerginlikten performans çıkmaz mı? Çıkmaz abi. Fatihleri mi buna inanır biliyorsun? Bakın, gerginlikten performans yani. Bazen çıkar bazen ters olur. Bakın, çok aşırısı ters olur. Futbolcu maçıda Alpay vardı. Bak dinle. Dakika bir kırmızı yediydi. Futbolcu riskli pas atmaya korkar. Ha, bakın, gerginlikten. Anladım ya seyirciden. Onun için futbol takımı rahat. Bak bugün mesela bugün Fenerbahçe'yi yenmiş olsaydı Beşiktaş evet, rahat. Daha rahat bir ortam olabilirdi Beşiktaş adına. Ama Beşiktaş Allah'tan rahatla sinirlerine hakim oldu. Yılların menajerisi futbolu rahatlık mı daha iyidir? Gerginlikten performans mı? Ortasını bulacaksın. Ortamını ayrı. Abi oynadın mı? Her türlü oynarsın. Rahatsın. Öyle bir diyorsun. Futbolcuların varsa. Şimdi arkadaşlar Bursa Spor'un kadrosu kısıtlı bir kadrosu var. Bursa Spor takımı güçlü bir takım değil. Kuramamışlar takımı. Şimdi burada yine söylüyorum. Quaresma evet. Atılmalıydı doğru ama Bursa'dan da iki sarı kart. Bilal olsun, Sivek olsun. Bir oyuncu daha vardı Ertem. Kimdi o ya? Şamil. Şamil falan. İki sarı kart falan arka arkaya atılması belki de. Ha. Belki 15 dakika, 20 dakika doğru. Beşiktaş daha fazla 10 kişi oynayabilirdi. O ayrı bir şey. Ama Beşiktaş sabahtan akşama kadar oynasın arkadaşlar. 10'a 11'de yenilmezdi bugün. Ya ne bak, diyorsun? 11'e 11 60 küsurda attın golü ya Sinan fark ya. Etmez hocam. Orada bir gerginlik var. Ya neyin gerginliği? Şenol Güneş'i kutluyorum. Müthiş hamle. Bak müthiş hamle. Müthiş risk aldı. Orta sahadan bir tane adam çıkardı. Çünkü rakip fazla gelemiyor. Hemen çift santifara döndü. Bir anda Bursa Spor'un savunmasını bir anda şaşırttı. Hemen aynı ne kimi tutacaklarını şaşırdı. Onun için hakikaten Şenol Güneş'i tebrik ediyorum hamlesinden dolayı. Cumartesi günü ne dedim ben? Şenol Hoca'ya buradan Şenol Hoca şampiyonluğu vermez. Verilmez. Buradan ben hep şunu savunuyorum arkadaşlar. Hep şunu savunuyorum. İyi futbolcuyla iyi antrenör olur. Her zaman iyi hamle yaptığın zaman yani B planı tuttuğu zaman büyük hocasın. Şimdi bugün kötü gitseydi mesela. Ya hoca orta saha boşaltılır mı? Atip oyundan alınır mı? İşte yaptı tuttu. Antrenörlük de bu öyle bir şeydir. Onun için Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Buradan bütün Türkiye'deki futbol severlere söylüyorum. Biz futbol adamıyız. Beşiktaşlıyız ayrı bir şey. Ama evet Quaresma'nın oyundan 3 sarı kartla atılmalıydı. Bu gerçektir, doğrudur. Bunu Beşiktaş'ın başkanına da, Beşiktaş'ın yöneticisine sorun. Şenol Güneş'e de sorun, aynısını söyleyecektir. Abi atsın hakem. Ama Bursalı oyunculardan da 2 sarı kart arka arkaya atılmalıydı. Ertemciğim, evet. Ben şöyle bir tespitim var benim. Eğer bugün ben diyorum ki, bugün Bursa Spor atıyorum, ligin dişli bir takımını söyleyin bana. Şöyle ligin orta sahasında dişli bir takım söyleyin. Kayseri mesela. Değil evet. mi? Alanya evet, Spor. Evet. Bugün Bursa Spor kendi sahasında Beşiktaş yerine Alanya'yla, Kayseri'yle, Osmanlı'yla diri bir takımla oynasaydı inanın bu kadar bile dayanamazdı. Gene 4 tane 5 tane yerdi. Bursa takımı iflas etmiş oyuncuları. Neden evet. Beşiktaş'a bu kadar direndiler? Dün akşam anlattığımdan dolayı. Ne dedim? Duyguların öne çıkacağı bir maç olacak. Ama sonuçta Beşiktaş kazanır dedim. Çünkü istediğin kadar şartlan Beşiktaş'ı çelmelemek iste... Gücü yok Bursa Sporlu futbolcunun. Evet. Ancak bu kadar bütün şehir motive etti onları. Bütün tribünler motive ettiler. Belli bir dakika. Olağanüstü bir destek verdiler. Ölümüne oynadı bugün Bursalı oyuncular. Bak ölümüne diyorum ölümüne oynadılar. Final maçı gibi oynadılar. Ancak bu kadar oluyor. Çünkü çapsız bir kadro, çapsız bir futbolcu topluluğu.
Bakın söylüyorum, o da rakip Beşiktaş diye böyle oynadılar ha. Dediğim gibi bir Kayseri ile Osmanlı ile Alanya ile oynasalar dörtlük beşlik olurlardı yine. Bütün her şeylerini koydular. Buna rağmen dün dediğim gibi olmadı. Yetmez. Yetmez, gücü yetmez. Sinirle, gerginlikle getirirsin maçı. Yetmez. Ha bir pozisyon buldular. Gol yapsalar Beşiktaş daha da zora girecekti. Ama yine de o bir sıfırı koruyorlar mıydı onu da bilemiyorum. Olmaz. Bursaspor'un bugün tebrik edilecek tek yönü oyuncularının olağanüstü mücadele etmeleri. Ama takım değil diyorsunuz. İki Ahmet Hoca istediği kadar eleştirsin. Bana göre Bursaspor tribünleri bugün övgüyü hak etmiştir. Bir takım şu halde bile nasıl desteklenir onu göstermişlerdir. Evet, sahaya çatapat, çakmak makmak atıldı. Ama biz lütfen yani bu ülkede binlerce insanın sahaya girdiği maçlar, tel örgülerin yıkıldığı maçlar, hakemlerinin kafasının yarıldığı maçlar çok seyrettik. Dolayısıyla bugün kimseye Allah'a yok öyle yaralayıcı bir şey olmadı. Birkaç para, bozuk para, şey mey olabilir. Bu kadar gergin, koskoca bir şehir, bu kadar gergin maça hazırlanmış. Yani evet, bu kadar olaylara rağmen orada tabii ki 50 kişi, 10 kişi, 20 kişi kendini bilmiyor, atıyor. Ama genele baktığında 25-30 bine yakın seyirci müthiş tezahüratlar yaptılar. Takımlarını, şu geberik takımlarını ölesiye desteklediler. Bence bugün tebrik edilmesi gereken bir şey Bursaspor tribünleridir. Tebrik ediyorum hakikaten. Bir takım nasıl desteklenir? Hele böyle bir takım. Ben böyle bir takımın taraftarı olsam açık söyleyeyim 10 dakika sonra protesto eder susarım hocam. Çok çapsız bir takım. Dua etsinler Rize Spor, Antep Spor. Bak Rize ve Antep takımı hiçbir atak yapamadılar. Ve Bursaspor takımı şu haliyle inanın şut kadroyla kümede kalmayı hak ediyor. Beşiktaş takımını ben bugün daha da olgun oynayacak diye bekliyordum. Onlar da bu ortamdan etkilendiler. Bak açık net söylüyorum. Beşiktaş takımı benim arzuladığım gibi oynamadı bugün. Ben siz Beşiktaş'ı beğenmişsiniz olabilir. Hayır hayır. Kim, ben beğenmedim. Sinan ben Beşiktaş takımını... Beşiktaş, Türk Ligi'ne göre. Beşiktaş takımı bana göre bu seyirci baskısına rağmen daha olgun olmalıydı. Daha etkili ataklar yapmalıydı. Ama sonuçta güç farkı her zaman ortaya çıkar ve güç farkı ortaya Atacağım, çıkmıştır. Çok doğru hani konuşuyorsun. Beşiktaş takımı çok maçı hak ederek kazanmıştır. Sen de biliyorsun tabii futbol adamısın. Sen de biliyorsun futbol adamısın. Son 3 haftaya gerilmiş, 4 haftaya gerilmiş, stres, atmosfer, gerginlik var. Bundan sonra çok iyi futbol beklemeyeceksin. Bundan sonra kazanmayı bileceksin. Sinan bak Adriano, Quaresma, Babel. Hani bunlar oyuncular, affedersin ne diyeyim. Hani böyle ortamları yalamış, yutmuş oyuncular. Daha rahat olmaları gerekiyor. Ama olmuyor işte mesela. Bizim Quaresma mesela daha rahat olması lazım ama. Evet, hazır mı? Bakıyorsun çok gerginlik de. Evet. İşte tamam. Fikret Başkan hazırmış. Bu arada Barış diyor ki. Hangi Barış? Bir arkadaşımız. Quaresma'dan önce Bilal Kısa atılmamalı mıydı? Hayır. Hoca'ya selam Hayır, diyor. Hayır efendim geçin bırakın. Sarılar var. Sivuhan falan orada çift sarı kart var hocam. Sivuhan gördüğün sarı kart doğru kart. He? Kırmızı olmaz. Yanındaki adam yetişiyor. Hocam Başakşehir'e... Hocam bir de arkadan girişi var Sivuhan. Kardeşim Sivuhan ilk gördüğün sarı kart. İki tane sarı var hocam Sivuhan'da. Hayır hocam Şamil'le çok sert. Hocam pozisyon var. Bunları değiştirin. Şimdi bunlar taraftar şeyleri. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Bunlar taraftar mesajlarıdır ve ben bunları çok iyi anlıyorum. Bugün Fenerbahçeli taraftar da aynısını hissediyor. Galatasaraylısı da. Kendisinin de yine bir hata olunca. Bravo. Ama oradan da şöyle olmalıydı diye bir örnek getirir. Doğrudur, doğrudur, o da doğrudur. Bir örnek getirilebilir. Ama bu olaya majör bakmak lazım. Yoksa her maçın içinden 2-3 pozisyon. Burada Quaresma, Şamil mesela... Quaresma gibi miydi? Bilal Kısa Quaresma gibi miydi? Quaresma hakeme yalvarıyor sanki beni at diye. Ya olacak evet, alkışlaması falan böyle tabii, sarıdan sonra. Alkışlıyorsun? Bak, niye Beşiktaşlar Abdülkerim abi de enfikiriz. Bütün Beşiktaşlar aynı şeyi söylüyor. Bu fotoğraf kalsın çok güzel Quaresma bir fotoğraf. Konusunda, çok güzel. Arkadaşlar, Quaresma konusunda herkes enfikir. Tamam işte. Aynen öyle. Hepimiz. Rahmetli Süleyman Sebat'a baba hakkı da buna. Bakın rahmetli baba hakkı da Süleyman Sebat'a. Kendi atardı tribünden. Buna. Protokolden. Aynı bizim. Niye kaşınıyor? Bunu anlamıyorum. Bakın ya. Biz bunu. Niye kaşınıyor? Bak biz bunu zaten tersini söylersek. Abi o gibi öyle. İnkar etmiş oluruz. Yani adımızı. Kendi adımızı inkar ederiz. Bu gerçektir. Maçın 10. dakikası herifin üstüne. Sol bekin üstüne. Topu atıyor. Yetmiyor sırtınla ayağına. İşte bunu. Ne gereği var kardeş? Bak çok önemli bir şey anlatayım. Bir gün ne o çocukla karşılaştım. Neydi o çocuk? Bizim santrafor Galatasaray'la giden Kayseri'ye ya. Umut. Hani bir penaltı verdi. Sena ben ne yapayım dedi ya. Hakem doğru, verdi dedi. Doğru. Benim ne günahım var? Hakem verdi dedi. Abi sen de atacaksın. Beşiktaşlı futbolcunun takımın ne günahı var? O zaman bir şey kazanacaklar.
O Quaresma da anlayacak onu. Ama buradaki eleştirimiz zaten Bülent Yıldırım'a. Ama bunu 4 hafta önce atılacaktı ama mesela. Tabii. 4 hafta önce bir operasyon yapılsaydı. Bakın 4 hafta önce bu bir tane yapılmış olsaydı. Bugün belki tekrar etmezdi. Nasılsa ben atılmıyorum diyor. Bu beyefendi buna bakın buna gerekeni söylemek lazım. Bakın çünkü ben burada kalkıp bunu dersem. Dersem ben bunu hayır Quaresma ne yaptı falan dersem yarın Beşiktaş'ın daha gerçekçi haklı olduğu bir yerde savunursam ya Sinan Engin ne anlatıyor sen bunu da böyle söylemiştin dersiniz. Hayır ama ondan evvel de Bilal'in pozisyonları var sarı kartlar var Bursa'da da var kartlar. Var var. Ben bunlara sığınmıyorum arkadaşlar. Bu Beşiktaş takımı 10 kişide kalsaydı bugün bu Bursa Spor takımını yenerdi. Hocam yani, şey, öyle hocam, futbolda öyle bir şey yok. Şey yok. Evet, var, 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 var var. Bırakın bu işi. Hocam, var hocam öyle bir şey yok. Reklama gideceğiz. Reklama gideceğiz. Ben bugün hakem olsaydım hocam. Reklama gideceğiz. Bana bir yastık verin. Reklama gideceğiz. Dinçer mesaj göndermiş bana. Öteki adamın kartı. Dinçer mesaj göndermiş. Ertem'im canım. Ben kimseye mesaj atmıyorum gibi görünsem de yine de mesaj atıyorum. Herkesin diye oradaki yandı. Herkesi de öpüyorum. Herkese selamlar. Portekizli Dinçer ben yazmış. Oley oley oley. Reklama gidelim. Tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. Dinçer Azapan'a buradan sevgiler. Dinçer'de bir reklamdan sonra beraberiz. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Derin Futbol'da Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Bizlere Derin Futbol mevsimi etiketiyle tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı yollayabilirsiniz. Şu andan itibaren vitesi biraz daha yükseltiyoruz. Programımıza interaktif olarak katılabilirsiniz. Yorumlarınızı ekranın altından kendiniz de okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi bir görelim bakalım ne diyor Sayın Başkan. Sayın Başkan gergin bir atmosfer vardı bugün. Özellikle Quaresma'nın yaptıkları çok konuşuldu. Şu an hala konuşuluyor sosyal medyada, televizyon programlarında. Sizce nasıl bir yönetim oldu? Atmosfer nasıldı? Ya dürüstçe söyleyeyim biz o kadar stresliyiz ki yani ben özellikle. Çok böyle sağlıklı maç izleyebildiğim ve yorum yapabilecek durumda değilim. Yani çünkü kulübün başkanı olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bütün sorumluluk bizim üzerimizde. Biz de onun sorumluluğunu yaşıyoruz. Onun için de yapacağım bir sürü yorumlar çok doğru olmaz. Spor yazarlarımız daha iyi yapar. Geçen sene bu sene Bursa maçları hakikaten kritik günlere geliyor. Bursa da sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Onun için de tansiyonu yüksek bir maçtı. Hamdolsun kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Mutlu dönüyoruz. Taraftarlarımız da mutlu. Önümüzde 3 maç var. 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını bütün herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum. Şu andaki hissiyatım o. Serkan'dan rica edeceğim. Son bölümü bir kez daha rica ediyorum. Son bölümü bir kez daha rica edeceğim Serkan senden. Geçen sene ve bugünle ilgili olarak yaptığı açıklama Sayın Başkan'ın. Maçı değerlendiremem diyor. Maçı değerlendiremeyişimin sebebi de stresinden dolayı kaynaklanıyor diyor. Bütün Beşiktaşlar da zaten çok stresli. Yani Beşiktaş bu noktaya gelmemeliydi. Düşünsene Nisan'da falan şampiyonluğu ilerleyecek konuşuluyordu. Baya baya yani son hafta. Avrupa çok yordu Beşiktaş'ı. Çok yordu her anlamda. Bir de şey psikolojik olarak o rehavete de girdiler. Abi nasıl bitti bu iş diye rehavete de bir daha bir görelim burayı. Yani geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını bütün herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum. Şu andaki hissiyatım o. Evet. Çok doğal. Yanlış hissediyor. Çok doğal. Ne Fenerbahçeli ne Galatasaraylısı Beşiktaş'ın değil Başakşehir'in şampiyon olmasını ister. Kıskançlıktan dolayı artı evet. Realist düşünceden dolayı. Beşiktaş'ın şampiyon olması demek. Güçlenmesi demek. Madden çok güçlenmesi para, demek. Evet. Bak Beşiktaş'ın şampiyon ben olması demek. Artı evet. 30 milyon euro minimum demek. Artı 30 milyon euro minimum evet, demek. Artı itibar demek. Yıldız demek. Yine hava demek. Ve maalesef Galatasaray ve Fenerbahçe kıskançlıktan ve az önce de söylediğim gibi realist olarak gerçekçi düşünceden dolayı asla Beşiktaş şampiyon olmasını istemiyor. Bu da çok doğal. Hocam istememek tamam da karşı olmak ne demek? Yani istememek oyun mu yapıyorlar? Beşiktaş'ın aleyhine işler mi yapıyorlar? Hayır. Galatasaray ve Fenerbahçe önlem Beşiktaş'ın önlem, aleyhine önlem. Bir işler mi yapıyorlar? Hayır, kendince önlem yani mesela diyor. Beşiktaş'a direnip
Başakşehir'e maçı mı veriyorlar? Hayır, ne yapıyorlar? Bize karşı birleşiklikler diyor. Ne alakası ya, bu, var? Ya? Hayır, o bir şeyler yapıyor manasında söylemiyor. Burada çok doğal. Şimdi yerleri değiştir. Allah bugün Allah. Beşiktaş'ın yerinde örneğin Fener olsaydı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yanında olsaydı. Fikret Orman Fener'i tutardı Başakşehir'e karşı. Hayır, Başakşehir tutardı. Bence Fener yok, öyle diyor yani. Hayır canım. Hayır, herhalde hayır. Yani öyle. Ya hayır. İstemek ayrı şey. Karşı olmak şimdi ayrı şey. Yerleri değiştirelim. Karşı olmak ayrı şey. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin pozisyonuna sokalım. Bir şey mi yapıyorlar? Fenerbahçe'nin pozisyonuna sokalım veya Galatasaray'ın pozisyonuna sokalım. Aynı düşüncelerde herkes olur. Çünkü demin hocanın söylediği gibi. Şampiyonluk demek itibar falandan ziyade bir... Bu sene 3. yıldız takılıyor ve... Tabii o çok önemli. Onun sesi var esas. Ve 50 milyon euro olacak. Rakibinden yani şampiyonluk yarışında rakibinden 50 milyon euro daha fazla para koyuyorsun kesinlikle, cebine. Kesinlikle. Cebine. Bu ne demektir? 50 milyon demek 3 tane bir kere daha özel oyuncu, yıldız oyuncu alma şansın var. Bu tamamıyla rekabet açısından da ben de şimdi mesela bunu düşünürüm. Eğer Beşiktaş bugün şampiyonluğu oynamıyorsa... Karşı tarafta. Çünkü Başakşehir belli derim. Bu sene oldu, bir daha seneye zor olur diye. Tabii. O zaman öteki diyor ki. Avrupa'da başarılı olmaz. Diyor ki, öteki de adam Beşiktaş Allah diyor. Geçen sene oldu. Bu sene oldu. Geçen sene 50 milyon euro fazla. Bu sene 50 milyon euro. Bakın Beşiktaş'ın aldığı oyunculara. Tabii. Hep üst düzey ve daha pahalı oyuncular. Daha kalite. Bakıyorsun Galatasaray'ın aldığı oyunculara. Ne oluyor? Yarışmacı olarak düşündüğün zaman doğru söylüyor. Burada çok anormal. Ama bir de öteki taraftan da tabii Fikret Orman şunu mesela eleştirilebilir. Arkadaşlar tribünde oturduğunuz zaman sahanın içindeki bazı hareketleri o anlık göremezsiniz. Bakın sahanın içinde tribünde söylüyorum. Yani o şeref tribününe baktığın zaman şimdi Fikret Orman'ı burada korumak babında konuşmuyorum. Hayır asla. Ama bakın kenardaki pozisyonlarda yani işte Kuvarezma şunu yaptı bunu. Biz televizyonda seyrettiğimiz için pozisyonu bir tekrar daha rahat görebiliyorsun. Tabii o da onu söylüyor. O anda kaçırabilirsin yani. Bunda bir anormal ya hoca şey başkan sen de maça mı bakmadın falan filan dinlenebilir. Hayır alakası yok. Bu gayet normaldir. O top gezdirmiyor yani. Bir de ayrıca da kulübünün başkanı da evet Kuvarezma atılmayı falan demez yani. Ama bu sese girmesi iyi değil. Normal ama. Herkes ben o mesela Umut'la da konuştum bugün maçın içinde de konuşuyorum hepsi testi, acayip aşırı, herkes aşırı çok stresli. Müthiş stresli abi. Ya tabii herkes maç yani abi. Maç şimdi çok üstüne oynuyorsun ama mesela maç gelmiş 58-60'lara o Kubilay kanatsız kuş denen bir oyuncu var ya kanatlı kuş olsa ne olur da hikaye yani atsa golü ne olacak? Tabii. 1-1 bitse maç bütün ipler Başakşehir'e geçmeyecek mi? Yani onun için stres mutlaka normal. Olur. Ben normal. Şeyin stresini kabul etmem yalnız. Kuvarezma gibi Portekiz'de Avrupa Şampiyonası finalleri oynamış. Adriano gibi Barcelona'da ne final maçları oynamış oyuncuların stresini kabul etmem ben. Onlar strese giremez. Babeller. Onlar ne maçlar yani görmüşler. Beşiktaş bu strese hiç girmez. Ben sen bu Türkiye'de, bu Türkiye Ligi'nde futbol oynamak, Süper Lig'de oynamak strese girersin abi. Niye? Sinancığım abi senin şey advokat gitti dedi ki Fenerbahçe yöneticilerine gidiyor diyor ki benim yapım buradaki sitesi kaldırmadı dedi. Yani belki antrenörlüğü bırakacağım. Tabii. Sitesim kaldırmadı yani. Bu ligi kaldırmadı dedi. Çünkü bizde Adriano falan filan. Abi dediğin advokat dediğin adam yılların tecrübesi. Teknik direktör düşün. Bunu söylüyor. Ve gidiyor Hollanda'nın hocası oluyor. Yani kaçıyor buradan adam. Tabii. Burada gerginlik var. Stres var abi. Burada ağır yük var. Şimdi bakın. Bir futbolcuya bakın. Anadolu'da müthiş oynuyor. Geliyor. Tabii. O tamam İstanbul'a, ben o futbolculardan bahsetmiyorum ki. Hayır. Stresli olarak. Wagnerov da böyle gergin olarak. Tabii abi gelsin şimdi Rasim. Abi. Gelsin Wagnerov. Bir anda şeyi değişir ya abi. Vallahi değişmez. Teofanis Gekas. Bak bir şey söyleyeyim. Teofanis Gekas içinde mi? Onlar Gekas. Kim ya? Eto'dan bahsediyorsun. Tabii. Wagnerov. Bu oyuncular böyle işlerden etkilenmemeli. Ben abi, doğru söylüyorsun ama etkiliyor. Portekiz gelip Avrupa şampiyonluğu yaşamış adam. Apucum. Yalan mı hocam? Çok doğru. Yıllarda oynamış. Evet. Yani bu nedir yani? Türkiye'nin şampiyonluğu. Sizine katılıyorum. Tamam, ama onu söylüyorum. Ama ellerinde değil. Bu gerginliğe katı şimdi Kuvarezma durup dururken sana ne yaptılar sen niye yapıyorsun mesela? Ne gerek var? Sen bir de hücum oyuncusun. Ben de onu söylüyorum. Senin mesela Kuvarezma... Yaşamış bir adam. Neye şimdi mesela Kuvarezma'nın... Yani? Şimdi Kuvarezma'nın rakibine sol bekine mesela sen önce git onu arttırmaya bak. İki tane sarı kart göstertir. Al git sağa soldan git sana da alsın. Kuvarezma yani, bu sorum sana getirirse zaten. Sen defans oyuncusu değilsin ki. Senin bunları yapmana gerek yok. Doğru söylüyorsun ama ister istemez bu sitesin içine giriyorlar abi. Sizin için de yani mesela Beşiktaş'a gelmişsin. Şampiyonluk yaşamamışsın. Diyelim hani daha yeni yaşayacaksın. İşte genç oyuncular var işte nedir? Tolga Yarslan mesela görmüş.
ya da diyelim daha böyle kalibresi diyor Marcelo'su, Tosic'i falan belki bir stres yapar ama hani Quaresma, Adriano onlar dünyanın ama büyük kulüplerinde oynamış. Onlarda bile bir şey oluşmuş. Hadi Şenol Hoca'ya geçelim. Değil mi? Onların stres yapar. Ahmet Çakar'ın laf sokmuş. Bu arada voley sayfasına, tribün sayfasına girebilirsiniz. Voley'de tribün sayfasında da beyaz futbol bölümünde inanılmaz yorumlar Ahmet var. Ahmet Çakar, Şenol Güneş'e ağır mı cevap verecek, hafif mi? Sor. Voley sayfasında çok enteresan yorumlar var. Tribün sayfasında Beyaz Futbol, Beyaz TV'de Derin Futbol programıyla ilgili olarak sevgili seyirciler. Bir Şenol Hoca'yı bir izleyelim bakalım. Ahmet Çakar'la ilgili neler söylemiş. Enteresan açıklamalarmış, bir görelim. Bursaspor'un son haftalarda aldığı skorlar sebebiyle demoralize durumu vardı. Ama buna rağmen her şeyini ortaya koydu. Dirençli oynadılar, savaştılar. Kolokol maç oldu. Hakem de bu tip ikili boğuşmalara izin verdi. İngiltere ligin oynayan bir maç gibi oldu. Bazen kontrolde kayboldu. Zor bir maçı hak ederek kazandığımızı düşünüyoruz. Sevgili hocam, maç 0-0'ken Boyazman'ın iki hareketi var. Şimdi de kırmızı kart bekleyin herkesin. Türkiye'nin en önemli futbol yorumcularından Ahmet Çakar ve Osman Dinmen'de Mart sonunda yaptığı açıklamada pozisyonda da Boyazman'ın kesinlikle kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini söyledi. Siz bu pozisyonlarda ne düşünüyorsunuz? Kırmızı kart olmalı mıydı ve hakemlerin Beşiktaş'ın tuttuğunu düşünüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu oyunu sezon başında bir oynuyorlar. Hiç bu konuda da ikinci cevap geçen hafta söylemeye çalıştım. Bir algı operasyonu da gidiyor. Şimdi bugün 5 dakika belki ikinci yarı bunu nasıl kullanabilir? 3 dakika da verebilirdi. Gol olsa ben kasıtlı verdiği düşüneceğim. İlk başta Oğuzhan'a yapılan gibi kırmızı verebilirdi. Abloka'ya yapılan kırmızı verilebilirdi. Tartışırsın. Benim söylemimle veya onun söylemimle dikkati dağıtmaktır. Hakem art niyetli miydi bugün maçta verirken? Ben de bir tane pozisyonu gördüm, sarı kart verildi bir. Diğerini görmedim çünkü bulunduğum yerdeki pozisyonda. Ama önümde ilk başta, ilk daha faul yapılan pozisyon Oğuzhan'dı. Hatta yerde kıvrandı. Bir tane topsuz olan pozisyonda ama hiç o gösterilmedi. Ben şimdi yayıncı kuruluşu da bakmış, gösterilmedi. Bu gösterilsin diye söylemiyorum arkadaşlar. Bu çok yapılıyor Türkiye'de. Şimdi herkes kendi açısından bakıp birilerini yargılıyor. Ve ona göre de bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Benim de söyleyecekler net olarak söylemiş. Sarıysa sarı göstersin. Bir sarıyı gösterince ikinci sarıyı görmedi. Ben ikinci ayette onu alabilirdim. O sarısı olduktan sonra kendini de uyardım. Ama baktım hiçbir şey olumsuzluğu yoktu. İkinci sarı o zaman belki olmayacaktı yani. Veya kırmızı dediğin pozisyonu daha önce gösterilseydi. Ama aynı şekilde rakibe de gösterebilirdi. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen şey şu. Hakemin hatasından çok Beşiktaş üzerinde bir kamuoyu oluşturmak. Hakemleri sezon başından beri Beşiktaş'ı koruyor deniyor. Bizim kaybettiğimiz maçlara bakın. Ben hiç onları kullanmadım. Şimdi açtığınız bir dakika söylüyorum. Buradaki yapılmak istenen şey bu spekülasyonla devam ediyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tartışma o tarafa getireceksiniz. Daha son haftadaki seyrettiğiniz maçta Gençler bir Nantre'ye iki tane oyuncu değişikliği yaptı. İki tane sarı karta bakın siz. Madem algı yapmak istiyorsunuz o zaman Ahmet Çakar onu da söylesin. Yani herkesin bir görevi varsa ona göre konuşsun. Yani Uğur sarı kart görürken Riska kart niye görmedi? Hakem de konuşuyor, top ediyorlar, ağzını kapatıyor. Ne konuşuyordular? Onu yazın çizin sonra bana gelin. Yani ben bunları hepsini söylerim. Benim hatamsa söylerim. Ama tarafsız olduğunu gösterenler o zaman bütün aynayı tutalım herkese. Yani buradaki yapılmak istenen şey bugünkü maçtaki sonuçla ilgili değil. Yatırım yapmak. Herkes bunu yapıyor. Bizi de onu yapmak istiyor. Ben kaçıyorum bundan. Onun için hiç konuşmak istemiyorum. Birkaç defa kullandım. İkinci arada hakemlere girmemeye çalıştık. Yenilmemize rağmen söyledik. Fenerbahçe maçındaki zaten hiç tartışmıyorum. Kaç tane pozisyon var. Ha bizim dediğimizde aleyhimize bağlı. Nereden baktığına bağlı. Nasıl yorumladığına bağlı. Eğer bunu söyleyecekse hep konuşuruz. Sezon bizim hepsini görüntülü konuşuruz. Ama şimdi değil. Ama bunu bir daha lütfen yapmayın. Doğru bir şey değil. Eğer varsa bir haksızlık o zaman takım üzerinden değil pozisyon üzerinden konuşun. Beşiktaş'ın değine falan değil. Hareket yanlıştı veya doğru diye konuşalım. Çünkü ben söyleyeceğimi söyleyeyim de sarı kart çekmeyse çekmedi de göstereceksin. Kırmızı kart böyle gitmedi göstereceksin. Ha seninki Ricardo'nun yaptığı yanlıştır. Aynen katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama bunu söyleyerek bana baskı yapmak, takımın üzerinde bir baskıyla oluşturmak istiyorsa o zaman sıkıntı yaşarız. Biz bununla bir yere gidemeyiz. Akılda soru işareti, akılda kötü niyet var. Tamam, lütfen kapatalım. Başka soru var mı? Sondan başlıyorum. Dehşet akılda soru işareti yok. Lazım. Akılda
algı operasyonu var diyor. Ya başka bir şey abi, var. Aslında ben tam anlamıyla Şenol Güneş'in Türkçesini anlamadığım ve anlam bütünlüğüne çok dağıttığı için. Ne demek senin? Özetle söyleyeyim hocam. Anladım ben, hocam. Ben anlatayım sana hocam. Çok güzel anlatayım. Hocam evet. Anlatayım ben sana. Evet. Koy resmenin pozisyonu evet doğru olabilir dedi. Ama bundan evvel daha bir sürü başka hakem maçlarda hakemler hataları var. Gençler Birliği Başakşehir maçını söyledi. Falan filan gençler Birliği. Neyse ben bir sürü var. Hepsi var dedi. Bunları dedi lig sonunda bakalım dedi. Yani adam öyle bir şey tabii söylemiyor ama Beşiktaş hep her zaman sen ve senin türevlerin arkadaşlarınız hep Beşiktaş hakemlerle birkaç kişi de böyle Beşiktaş hakemlerle kazanıyor Beşiktaş. Ama öteki taraftan da diyorsunuz ki Beşiktaş tartışması bu ligin en iyi takımı. Şimdi bitti mi? Nasıl önce takımı? Şenol Güneş hakkında yorum yapayım. Yok hem iyi takım diyor hem de hakemlerle. Kardeşim, Şenol Güneş'e cevap veriyor. Sorulan bir soru üzerine evet. Medeni hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında istediğini söyleyebilir. Ahim mi karar? Bir. Sert de olabilir, ağır da olabilir, yok, acıtıcı da olabilir. Ama tam olarak ne dediğini ben anlamadım. Ben bugün, anlattım işte. Hayır anlamadım, dağılmış. Kardeşim, şuna katılmam. Benim amacım, diğer işte orada Rıdvan dediler, başka şey. Diğerin amacı, Başakşehir'i şampiyon yapmak, Beşiktaş'ı gebertmek filan değil. Bir defa algı şeyi yapmıyorum. Onu bir defa buna katılmıyorum. Bu bir. Tabii. Başakşehir benim babamın oğlu falan değil. Yok hocam bir dakika senin hakkını yemeyeyim. Sen Başakşehir'le ilgili hayır. Senin şimdi hakkını yemeyeyim. Sen Başakşehir'le oyuncuların da cezalarını almazsa da bunların hepsini. Bak bunların hepsini sen söyledin. Ayrı. Bak seni burada seni kutluyorum ayrı. Ama mesela ben de bu yönde yapabilirdim mesela ortalığı. Veya Beşiktaş Kulübü. Pardon. Beşiktaş Kulübü de bu yönde yangın yapabilirdi. Hiç ağzını açmadı. Bakın Beşiktaş yönetimi hiç ağzını açmadı. Volkan Babacan şöyle olmalıydı. Öteki işte böyle Emre böyle falan. Hiç ağzını da açmadı Beşiktaş kulübü ayrıca da. Yani bel altı yapmadı bu konuda. Fırsatçılık yapmadı yani Beşiktaş. Şu var kardeşim. Bunun önüne bir ne ben, Şenol Güneş. İlk 11'i çıkartırken bana soruyor mu? Antrenman programı yaparken bana soruyor yok, mu? Yok sen de ne konuşacağım? Ben de. Hakemlerle, takımlarla ilgili ne söylersem ona filan sormam. Aynen. Ben nasıl istiyorsam öyle konuşurum. Artı tekrar dediğimin arkasındayım. Birinci maçtan bu geceki 31. maça kadar artılar eksileri Başakşehir'le Beşiktaş'ı mukayese ettiğimizde hakem hataları artı ve eksi olarak bütün overall genel anlamda ettiğimizde Başakşehir şu anda en az 7-8 puan farkla hocam, şampiyon ama olmuştu. Hocam, ben bu dediğimin arkasındayım. Hocam, tamam bir dakika ya Rasim ya. Tamam. Ben dediğimin arkasındayım. Bu konuşmak için Şenol Güneş de değil. Kimseden izin falan almam. İzin falan alacak değilim. Ona soracak da değilim. Çünkü o kadroyu yaparken bana sormadığı için. Benim de görevim bu. Sıkıntı mıkıntı olmaz. Sen rahat ol hoca. Sıkıntı sen puan kaybedersen olur. Bunda benden sıkıntı olmaz. Merak etme. Artı dediğimin de arkasındayım. Algı yönetimi yapmıyorum. Ha öyle kabul ediyorsan da öyle kabul et. Ne yapayım? Hocam diyor ki mesela Başakşehir, Medipol Başakşehir Gençler Birliği maçında hakemler diyor ağzını kapatarak konuşuyor. Bunun buna cevap versin diyor. Ne demek diyor hakemler niye ağzını kapatıyor? Bugün bir dakika. Ona da gelelim. Bak güzel yakalamış. Demek takip ediyor Şenol Güneş. Tabii. Peki bugün maçtan çıkarken istersen o görüntüyü bul. Gökhan Gönül hakeme ne söylüyordu? Şöyle elini kapamış Bülent Yıldırım'a. Ne söylüyordu? Hakemleri söylüyor hocam. Hakemleri söylüyor. Şenol Hoca hakemleri söylüyor. Ben oyuncuları Edin Miska diyor. Böyle yapıyordu elini diyor. Hakemle konuşuyorken diyor. Şimdi Edin Miska konuşuyor. Galatasaray maçlarına bakın. Selçuk, bu yeni moda çıktı. Selçuk sürekli evet. Bu yeni sürekli moda çıktı. Çok önemli mazereti bir dakika, bu. Bir dakika. Ben bir yeni moda buradan futbolcuları uyarıyorum. Kardeşim futbolcular özellikle bu şey Selçuk İnan. Sen çok yapıyorsun bir. İki bu Oğuzhan Özyakup. Edin Miska neyse. Siz hakemle sağ içinde ne böyle konuşuyorsunuz? Bu yeni moda nedir? Ne bu? Hakemin arasına avradına küfür etmiyorsun. Edemezsin çünkü hakem seni atar. Peki ne diyorsun? Hocam gözünü seveyim bize bir penaltı ver, bize yol ver. Aman mahvolduk falan mı? Ne diyorsun kardeşim? Gayri ahlaki bir futbolcu ne söyleyebilir hakeme ki ağzını gizler? Ne dersin? Ya hocam biraz daha dikkat et. Ya hocam vallahi faul verdin. Bunu insanlar dudağından duysa ne olur? Abi nereden öğrendin? Duysa ne olur? Bu ne? Bu yeni moda. Şimdi bu. Şimdi Selçuk İnan çıkardı. Burada bunu. En fikirim ama böyle. Şimdi Şenol Apo. Ne oluyoruz ya? Apo Şenol Hoca'nın yani mesela. Bunlara bile takılmaz değil. Ya. Yani el yüz kapama değil. Ben ama hocanın söylediğine katılmam söz konusu değil. Yani sezon başından buraya kadar gelelim. Evet. Video hakem uygulansın. Beşiktaş falan filan buna katılmam ya söz konusu. Geçin canım tabii canım. Kesinlikle ya. Yok yani Beşiktaş kötü Beşiktaş tartışmasız. Abi. Beşiktaş tartışmasız. Bravo. Bu ligin en iyi takımıdır. Tartışmasız en iyi takımıdır. En iyi futbol oynayan takımdır.
en iyi futbolcu kadrosuna sahip takımdır. Tartışma götürmez. Şimdi Sinancığım şunu ve seyircisiyle de birlikte Beşiktaş bu şampiyonluğu seyircisiyle birlikte verdiği önemle, seyircisinin arz talebiyle birlikte her maç 25-30 binin altında oynanmıyor Vodafone Arena'da. Beşiktaş taraftarı da, Beşiktaş futbolcuları da bu şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak ediyor. Sinancığım bir şey söyleyeceğim. Bak çok şunu söyleyeyim. Bir dakika. Biz sezon başından beri Türkiye'de biz değil, bütün spor yorumcuları, söylesen. Bütün spor yorumcuları, futbol yorumcuları sezon başından beri Beşiktaş, Fener, Galatasaray maçlarına mı odaklanıyoruz yoksa Başakşehir'in maçlarına mı odaklanıyoruz? Hocam çok özür dilerim. Biraz önce Ahmet Çakar'ın söylediği Şenol Güneş'in Türkçesiyle ilgili, Şenol Hoca'nın Türkçesiyle ilgili. Evet. Şu anda yoğun bir tepki var. Niye? Çok ne dedik? Yanlış mı? Konuyu anlayamadım dedi. Konuyu anlayamadım. Kıvırca galim yok. Bir, Şenol Güneş'in Türkçesi ve konuşma üslubu. Çabuk konuşuyor. Evet. Kelimeleri yutuyor bu. Ben onun Türkçesini rahat anlamıyorum dediğimin arkasındayım. Artı Türkçeyi çok net, flu, spiker gibi konuşmuş olsaydı bile bu akşam anlam bütünlüğü içinde neyi kastettiğini tam anlayamadım. Ama dediğimin arkasındayım. Ne var ki bunda? Evet. Bir insan ben Türkçesi, abi herkes güzel konuşacak diye senin gibi benim hocam, gibi dikkatli, güzel konuş. Bak bir şey söyleyeyim, dikkatli dinleyenler. Abi dakika abi. Senin ne dediğini anlamadım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak, bu son dönemde Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla bir hassasiyet faşizmi yerleşti. Hassasiyet faşizmi onun. Evet. Adam ne dedi? Hiçbir şey demedi. Ayaklanalım. Yani tutuklanmasını falan istesinler bari. Yani bu son dönemde işler abartılmaya başlandı. Hayır kardeşim bile tekrar söylüyorum. Hayır ya ben kimseye efendim bey benim hakaretlendi ki. Hakaretse de öyle kabul edin. Bir şey de yapmaya kalk. Ben Şenol Güneş'in Türkçesini hele öyle böyle hızlı hızlı mikrofonlara... Yani Karadeniz belki... şivesini de al geçmedin sen. Demin ya öyle konuşmuyor ki adam zaten. Onu öyle yorumluyor. Keşke Karadeniz şivesiyle konuşsa. Ben Karadenizleri çok iyi anlarım. Şenol Hoca'nın Türkçesini anlamakta hele hızlı acele konuşunca zorluk çekiyorum. Hocam orada sinirli. O sorudan dolayı sinirlenmiş. Dolayısıyla çabuk konuları bilmemiz için. Anlayamazsın. Şenol Hoca o zaman. Hocam anlam karmaşası var diyenler de çok. Öyle. Hani ne demek istediği. Bir daha bir dinleyelim. Anlam karmaşası neymiş? Şimdi Başakşehir maçından, Vizca'dan ağzını kapamadan oralar... Bir daha bir, o bölümü bir daha alın. Sinirlenmiş. Hocam sinirlenmiş. Hocam sinirlenmiş. Hızlı konuşuyor. Hızlı konuşuyor mesela. Şunu anlamadım ben. Mesela bu da bir anlam bütünlüğü içine baktığım vakit düz mantığa uymuyor. Ahmet Çakar bölümü. Fenerbahçe Beşiktaş maçında 3 dakika değil de 4 dakika uzatsaydı maçı golü yemezdik falan. Bunun da bir manası yok. 4 dakika biraz daha da fazla uzatabilirdi. Yani bunlar futbolun genel akışı içinde, doğal nizamı içinde manasız reaksiyon. Hocam o soruya sinirlenmiş. Ha şunu anlarım. Anladın mı? Çabuk 4 dakika uzatılacak. Alıyor, bir de değişik alıyor. Bir taktik yapıyor. Bakın bunları biz lisede çok yapardık. 2 ileri bir geri. Haroşo denir buna. Evet haroşo. Mesela önce bir lafı söylüyor ama öyle demedim de diyor. Hani hakem de yapabilir filan diyor. Şimdi bunları çok kullanıyor. Hocam bunlar herkesin kullandığı kelime. Hocam sen de bir şey söyleyeceğim. Sen de aynı görevde olsan. Evet. Sen de olsan bunları konuşmak zorundasın. Abi, yani kalkıp direkt. Şimdi bak bir maç oynanmıyor arkadaşlar. Bakın Sinan'ım 34 ben tane. Şenol Güneş niye böyle konuştuk ben demiyorum. Eleştiri hakkını güzel bu. Güzel ondan demiyorum. Ahmet Çakar kim bunun işine baksın da bilmiyordur. Nasıl Fikret Orman belki pozisyonu görmüş olsa bile ne dedi? Görmedim uzağım. Ben dedim ki evet görmeyebilir. Şenol Hoca da evet böyle de her maçtan sonra sen çıkıp dersen bunu söylediğin zaman olmaz. Çünkü yani bir maç değil bu. 34 tane maç oynuyorsun. Her maçta bir aksiyon var. Her maçta bir olay var arkadaşlar. Kalkıp tabii, da tabii. Yok öyle değil. Yani kalkıp da otoriteymiş gibi. Hayır. Hakem yanlış yaptı böyle. Hayır. Değil. Budur abi. Abicim politikacılar nasıl konuşuyor? Abi bak. Siyasetçiler nasıl konuşuyorlar? Herkes kendi menfaatleri yönünde şimdi konuşmak zorunda. Ben de burada mesela bazen siyah beyaz dediğim zaman da oluyor Beşiktaş'ın menfaati uğruna. Ha flusa ama bu akşamki gibi değil. Tabii. Ama şunu net söyleyebilirim. Herkes bir pencereden tartışmasız, bakıyor ya. Herkes. Şunu tartışmasız söyleyebilirim. Video hakem uygulamalarına falan katılmam söz konusu değil hocanın söylediğine. Beşiktaş tartışmasız taraftarıyla, yönetilme biçimiyle, teknik direktörle bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sorun yok kulüpte. Tartışma yok, kavga yok. Taraftar takımını sonuna kadar destek oluyor, seviyor. Bakın, dolayısıyla bu takım sonuna kadar şampiyonluğunu da hak ediyor arkadaş. Bak, en önemli artısını biliyor musun? Afacığım bitireceğim. Söyle, en önemli artısını benim için sınıfı nerede geçmiştir biliyor musun? Başakşehir'in Rize'deki odayından sonra Fenerbahçe yönetim, Beşiktaş yönetiminden bir tane laf çıkmadı. Bir demeç var mı? Duydunuz mu bir demeç? He? Duydunuz mu bir tane demeç arkadaşlar?
Duydunuz mu? Hayır. Bekliyoruz diyecekti bu, mesela bu Futbol Federasyonu Fikret Orman açıklama yapacaktı veya Yazıt açıklama. Evet, Futbol Federasyonu bekliyoruz cezaları. Volkan Babacan niye bu kadar? Öteki niye bu kadar? Bu niye bu kadar? Demedi bile arkadaşlar, yapmayın. Demedi. Onun için Beşiktaş burada centilmenliğiyle sonuna kadar hak ediyor. Ben Sinan abiye katılıyorum. Bakın. Bunları konuşmak artık hocam, hele son haftalarda Türkiye gibi şu an böyle şey üzerinde bir toplum olmaya giden bir ülkeyiz maalesef her konuda. Yani sosyal medyada da bu aşırı provoke ediliyor. Oo, yani sosyal medyada da provoke ediliyor. Bunu ben bir belli bir örgütün de yaptığı kanaatindeyim. Şimdi burada Beşiktaş eğer hakikaten mesela bazı sezonlar vardır. Zorlaya zorlaya şampiyon olmuştur. Hadi tartışmalı olmasın. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'da örnek vereyim. Galatasaray ilk 97 şampiyonluğu mesela. Zorlayarak yapılmıştır. Yani net bir biçimde o dönem bu MHK üzerinden yapılmıştır. Yani hiç kendimizi kandırmıyorum. 1997 yılında yapanlar da gururla söylemiştir. Devletin içinden bazı yetkililer. Yapılmaması gereken şeyler 20 sene önce yapılmıştır. Galatasaray ilk sezonu 97 yani terimle. Yani bu sene öyle bir şampiyonluk değil. Ya bu sene olabilir ama hadi Beşiktaş'ı şampiyon yapalım diye yapılmış bir sezon değil. Yok öyle bir şey. Hatalar şey vardır, ya. Yanlışlar ya. Vardır, eksikler vardır. Türk futbolun her zaman çok önemli noktayı koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Hiçbir zaman, hiçbir sezona başlarken her zaman en mütevazı üvey evlat muamelesi Beşiktaş yıllardır görmüştür. Tabii. Bakın hep görmüştür. Hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye hep öyle konuşulur. Ben daha 2001'de Serdar Bilgi ilk bana teklif ettiğinde bana böyle attı. Aa yaşıyordur Sinan'cığım dedi. Türkiye'de iki takım yaratılmaya çalışıyor dedi. Fener, Galatasaray ve diğerleri gibi. Her zaman lige başlarken hiçbir zaman bu sene Beşiktaş şampiyon yapacağız diye bir şey olmaz abi. Yok, olmamıştır. Beşiktaş her zaman anasının hak sütü gibi bileğinin hakkıyla hak ederek kazanmıştır. Her zaman ve zorlayarak. Ben şimdi burada iştirak etme şansım yok niye Sinan? Neden hocam? İşinize gelince şerefli işi ikincilik. Şerefli ikincilik demek birincinin şerefsiz olduğu imasıdır. Aa. Bunu söyleyen kim? Rahmetli Süleyman Sabah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru. Şerefli ikincilikler lafı demek. Biz şerefimizle hile hurdaya karışmaksızın. Ben hile hurdaya karıştı falan demem Beşiktaş için. Asla. Şerefli bir birincilik için şerefsiz iması var. Ben Beşiktaş bu sene şampiyonluğu hak etmedi demedim. Değil mi? Yalnız futbolun, evet. Dünya futbolunda bir şey vardır. En iyi takım, en centilmen takım şampiyon olacak diye bir kural yok. En iyi olursun, en centilmen olursun. Buna rağmen hakemle şampiyon da olabilirsin, hakemle şampiyonluk da kaybedebilirsin. Ben dediğimiz yarın sabah değil, sonsuza kadar arkasındayım. Bu sene baktığım vakit hakem hatalarından en çok nemalanan takım Beşiktaş'tır. En fazla zarar gören takım Başakşehir, Galatasaray ve Fener'dir. Artı eksiği muhasebeye baktığımızda tekrar dediğim gibi Başakşehir şu anda 8 puanla tura atmış. Şampiyonlar Ligi için kadro hazırlıkları yapıyordu. Bunu sen değil mezardan rahmetli babam çıksa ben bunu değiştirmem. Ya, hocam, ben de artı, böyle bir fark yok ya Apo. Abi bak bir böyle dakika. Yani Beşiktaş takımını bu kadar boşa falan şimdi, atmayın abicim yapmayın ya. Sana bir soru. Bir maç hakem, iki maç hakem hatası olabilir lehine. Öyle bir şey ama aleyhine yapılan hatalar var. Hayır sen artı eksi yaptığın vakit artı çıkıyor. Hiç alakası yok hocam. Bunun kararını hocam sen veremezsin. Sezon sonundan hayır. Niye ben veririm? Sezon baştan sezon sonuna kadar bunu iyice bakılır, hayır. Niye Türkiye'de en fazla verme yeteneği olan adam benim? Evet. Çünkü bir Türkiye'de ve dünyada bilir kişi bir şey vardır. Evet. Ben de Türkiye'de eğer video hakem olmayan bir ortamda Beşiktaş'ın artıları eksileri, Başakşehir'in artıları eksileri, Galatasaray ve Fener'in artıları eksileri analiz yaptığımızda bunu Türkiye'de yapacak 8-10 kişinin herhalde ilk üçüne giren adam. Bir tane sana soru sorayım mı? Doğru. Bir tane sana soru sorayım. Yani yapıyor da soruyorum. Evet. İki futbol adamı. Evet. Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosu kimde? Beşiktaş'ta. En iyi takım kim? Beşiktaş. En iyi futbol oynayan takım kim? Son 4 haftaya kadar Beşiktaş. Beşiktaş değil mi? Hem de Avrupalar oynadı. Ben. Peki abi nasıl bir mantık yani Sinan, bu? Hala, video, ben anladım hocam. Sinan 75 yaşında gelecek şu mantığı anlamıyorsun. Anlıyorum ben hocam. Dünyada. Bak, hocam sen nereden baktığına bağlı. Ha, bir dakika. Bak sen nereden baktığına bağlı. Şöyle ben nereden baktığına bağlı. Peki, bir şey söyle Sinancığım bak çok doğal yani. Beşiktaş çok iyi takım diyorsun. Hakem yardımcı. Video hakem olsaydı olamaz diyorsun. Sinancığım, o zaman iyi takım değil diyeceksin. Hayır söyleyeceğim. Efendim. Sinancığım ya. İki sene önce ben sana şu soruyu sorsaydım. İki sene. İspanya'nın en iyi takımı kim? Barcelona. En iyi kadro kim? Barcelona.
Kim şampiyon oldu? Atletico Madrid. İkisini evet. birden geçti. Demek ki o sefer kötü oynadı. Yani bir dakika her dur. Zaman en iyi takım, hayır. en iyi kadro aynı şeyi söylemiyorsun. Olacak diye bir hayır, şey yok. Ya en iyi kadronun şampiyonu olmaz. Hayır, bir dakika, bir dakika. Olamazsın. Bir dakika, Elmayla Armut'u karıştırmayalım. Niye? Beşiktaş takımına ilgili en iyi diye şampiyon olacak. Barcelona o zaman Atletico Madrid o sene çok iyi oynuyordu. Sen bana bu soruyu soracaksın. Tamam da. Bu sene kim çok iyi oynuyor diyeceksin. Abi sen iyi oynayan sene... takım hak mı yemek istiyor? Bir dakika dur. Hayır, hayır. İyi oynayan takım hak mı yemiyor? Peki bir şey soracağım. Başakşehir şampiyon olursa hak etmiyor mu? Bir ediyor. Bir dakika dur. Bir dakika. Başakşehir az mı topu? Hayır hayır. Ya iki Apo. Maçta Beşiktaş'ın iki maçında Apo. Da bir yendi bir sizin sağlığı beraber. Fener'i Başakşehir takımı. Fener'i yendi. Abi Başakşehir takımı gitti. Çok sıradan. Galatasaray iki maçta yendi. Çok sıradan Anadolu maçlarını kaybetti. Bir dakika dur. Şimdi bir dakika dur. Öyle bakma. Sen bugün o seneye gelelim. Derdi adam. O seneye gelelim. Atletico Madrid sen bana o sene geleceksin diyeceksin ki ya Sinan. Bu sene kim çok iyi top oynuyor diye sorarsın. Tamam. Ben de derim ki o sene Atletico Madrid o sene çok iyi oynuyordu. Kadro ayrı bir şey. Ama bu sene ben onu sormuyorum. Aynen öyle. Bu sene tamam. en iyi kadro kimde diyoruz? Ya ama tamam da en iyi kadro olduğu için şey oynuyor diyoruz. Sana bir soru ya. Beşiktaş soru. Lig bitecek 3 hafta geçen, sonra. Evvelki sene Aziz Yıldırım, Naniler, Fanpörçüler en iyi kadro Fener'de değil miydi? Ama iyi oynamıyordu. Ne oldu? Ama iyi oynamıyorsun. Kardeşim, ya en iyi kadro Beşiktaş çok iyi oynuyor. Sinan soru şu. Başakşehir Sinan soru şu. Hafif almayın. Başakşehir Beşiktaş kadar iyi oynuyor en az. Ya kötü yani oynamıyor. Senin mantığın şu. Senin mantığın şu. Yani senin nasıl Başakşehir'i hafif atıyorsun? İyi takımsan, en iyi kadro sendeyse. O zaman niye hakem yardım al? Şimdi soruyorum. Başakşehir sezon sonunda çıksa. Biz şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dese. Evet. Buradan bir alınganlık gösterir misin? Tabii. Hayır hocam nereden baktığıma bakarım. Hocam şimdi nereden oraya geldi? Nereden? Bir dakika dur dur. Yani... Bir dakika rahatsız et. Niye? Bir daha hocam. Niye hocam bak bir dakika, Erten, bir dakika dur. Ha. Hocam o zamanki konular farklıydı. Niye? Hatırlayın. Bir telefon konuşmaları, hatırlayın o dönemleri, giden arabalar mevzuları falan filan. O konulara girmek istemiyorum. Şimdi bakın ben şerefli ikincilikler zamanında top oynayan oyuncuyum. Apo'da beraber oynadığımız dönemde. Bir sürü olaylar var. Bakın itiraflar var. Şimdi sen kalkıp da... Çalınan bugün, şampiyonluklar bugün var ya. Bugün sen şerefli ikincilik... Bakın şerefli ikincilik dediği zaman... Evet. Bakın şerefli ikinci dediği zaman... Evet. Şerefsiz birinciliğin... Bakın dediğin zaman bir takım doneler ortaya koyarsın. O zaman bir takım doneler ortaya koyuyorsun. Ben doneleri söylüyorum kardeşim. Hakemleri o zaman işte doneler koyuyor. Doğru yazıyor değil mi? Bırak baktık biz aptal değiliz. Doneler ya. Koyuldu. Şunu söylüyorum. Özellikle devre arasından sonra ben yine bu stüdyoda şunu söylemiştim. Riva'da bir Beşiktaş rüzgarı esiyor. Bunu kabul edin. Çok net esiyor. Hem ıhına hem mıhına falan vuruyorlar. Açık konuşayım. Bak Yıldırım Demirören bu işte sorumlu değildi. Sorumludur diyemem. Yıldırım Demirören'e rağmen haberi olmaksızın. Ben katılmıyorum bir hocam. Bir dakika tabii ki katılmayacaksın. Ben biliyorum sen. Çünkü. Bir dakika. Çok senin iyi bildiğim için biliyorum. Sinan ben hissettiklerimi söylüyorum. Ben bu sene ya mesela bugün... Bülent Yıldırım'ın Korezma'yı atmamasını bazı pozisyonlar vardır. Dersin ki ya flu. Hani atmaya da bilir. Mesela nasıl? Ya ilkinde adam beline basıyor. Ya hocam diyeceğim ki, koca bir sezon evet. Melo kırmızı kart görmeden bitirdi. Ya, aynı şeyi söyledik. Yapmayın olur aynı, böyle yani. Aynı şeyi söyledik ama. Ya ben aynı şeyi söyledik. Çok eleştirdik. Bir. Bu adam nasıl atılmıyor dedi. Arkadaşlar sevgili Galatasaraylar. Sevgili Fenerbahçeliler, Türk futbol severleri, hepiniz bana atıyorsunuz, Instagram'a yazıyorsunuz. Yorumu da kapatmadım. Yorumu da kapatmadım. Küfür ediyor musun bilmiyorum, ona avukat bakıyordur. Ama ben Quaresma'nın Cüneyt Çakır'ı niye atmadığını Vodafone Arena'da bunları da söyledim. Bakın, şimdi ben burada bu eleştiri bugün de kırmızı kart görmeliydi. Atılmalıydı. Bunu da dedim. Hı. Ben bunları hani bana ya Sinan Engin, Melo'yu şu kadar konuşuyordun da. Hiç Quaresma. Hayır. Melo'yu da konuştum. Quaresma'yı da konuştum. Ama demek ki bir sezonda Melo o zaman Quaresma'nın yaptıklarının daha fazlasını ya yaptı. Halde atılmadan sezonu bitirdi. Sen bir dakika ya. Kötü örneği. Peki bu. Hayır peki, efendim. Bir dakika. Yine Doğan Nizami. Hayır. Peki Doğan Nizami falan değil hocam. Peki neden böyle senin, oluyor? Niye hocam, böyle neden oluyor? Neden böyle oluyor? Hocam, mesela bir yıl. Ne bir dakika. O zaman hakemler Galatasaray'ı mı korudu? Bir şey diyeceğim. Peki neden mi korudu? Söyle neden atmıyor ya? Neden atmıyor? O hakeme kendine soracak. O hakeme atılmadığı yıl Fenerbahçe'den yağmur gibi oyuncular atılıyordu. Onu hakeme sor. İşte Meyreles 15 maç. Hocam. Onu hakeme sor. Herkes atılıyor. Onu hakemlere soracaksın. Onu hakem yanında hakem abi. Bak hakem abisi var. İşte hakem abisi anlatsın. Evet ben de hakem abiye soruyorum. En hakem kritik. Abi. Neden söylüyorum? Söylüyorum. Melo'nun zamanında ahlaksızca atılmaması kötü örnektir.
kötü örnek asla ve asla hukukta da şeydir. Örnek teşkil etmez. Yani mesela buraya sen çalıyorsun sana bir şey ben de çalıyorum. Bana da hüküm veremezsin diyemezsin. Seninki kötü örnektir. Şimdi lafı nereye getireceğim? Sırf Quaresma'nın bu sene 3 veya 4 maçta ya atılmadığı ya da ikinci sarı karttan sarı kart cezalı olmadığı maçlar aklıma geliyor. Başakşehir. Trabzon maçı kavalına bastı. Hadiseler çıktı. Başakşehir, Fenerbahçe bu gece. Şimdi niye Quaresma'nın ben kollandığını kimse belki hakeme kollama demiyor ama federasyonun bazı mihrakları Yıldırım Demirören'in haberi olmaksızın hakemler üzerinde etkili olduklarını düşünüyorum. Kim ne derse desin. Ha bu her maçta... Hangi mihrak hocam? Efendim? Hangi bilsem mihrak? Zaten ben içine girmem ki bu işlerin. Bilmiyorum içini. Hani bir kere bir isimden bahsediyorum falan filan güzel böyle. Güzel hocam. Hayır alakası yok. Ben onu araştırma abi. Hakemler, abi hakemlerin kendi... Nasıl yani? Sana öyle diyecekler. Evet Sinan biz görüyoruz diyecekler. Ben biliyorum hocam. Hakemlerin kendi içinde bir şey bir işler var. Bak, ya var ama yani değil mi galiba? Hocam hayır. Hocam niye Beşiktaş'ın lehine olsun? Bu ne alakası var? Şimdi bakın. Buradaki yapmış olduğumuz Beşiktaş'ın futbolcularının emeklerine biraz daha ayıp ediyoruz. İkinci soru. Biz şimdi kalkıp... Ben kimsenin emeğine falan ayıp ettiğim yok ya. Beşiktaş takımı çok iyi takım dediğin zaman... Bir defa şunları bir de geç. 3 hafta sonra bu iş burada senin nezdinde hem sizi hem de Beşiktaşlı futbolcuları hocasını kutlayacağız. Ben bir defa şuna katılmıyorum. Beşiktaşlı futbolcuların emeklerine ne olacak? O ayrı bir konu. Bak federasyonda işlerin Rahmani değil de emir ve talimatla gittiğinin açık belgesini koyuyorum. Beşiktaş lehine değil. Demek ki federasyonda kalıplı adamlar, kurullarda çalışan, üstelik hukuk fakültesi adam, mezunu adamlar birilerinden aldıkları emri uyguluyor. Son bir ayda aldıkları 3 tane net emri ispat ediyorum. Cinsiyetimi değiştiririm. Bir, Başakşehirli Volkan Babacan'ın bir maçla geçiştirilmesi emirdi, talimattı. Onu bir şeye boğdular, noter dediler. Ya Volkan Babacan'ın vurduğu, hukukçular şunu bilsin, ben hukukçu değilim ama çok net. İfadeden önce görüntü esastır. Aynen. Adam istediği kadar bana Volkan Babacan vurmadı desin. Volkan Babacan'ın yumruk attı, tokat attı, sonra da elinin acıdığı görüntülerde her açıda var. Volkan Babacan'a bir maç, Ufuk ve Yalçın'a 4 maç verilmesinin açılımını söylüyorum. Birileri girdi dedi ki bak sizin burada herkes emir ve talimatla iş yapıyor. Hepiniz şahsiyetsizsiniz. O kişilere dediler ki söyle bu adama Ufuk'la Yalçın'ı feda ediyoruz. Volkan'ı bir maçta kurtaralım. Çünkü Volkan'a önümüzdeki maçlarda ihtiyacımız var. Emredersiniz dediler. Mantıklı. Bunu yaptılar. Geliyorum. Van Persie şu anda federasyonda en az Fenerbahçe'nin sözü geçiyor. Van Persie tribüne lil çıkarttı diye. Bak bu hareket. Eğer yolla bir adama böyle dil çıkartırsan ha deli der gider. Hani çoğu der ya bu herif deli der herhalde meczup der gider. 3 maç ceza verdiler Van Persie'ye. Aradan geçti 2 ay. Talisca'nın orta parmak işaretiyle dünyanın her yerinde hakarettir. Bir maç verdiler. Niye? Bir şey vermek zorundalar. Sevk ettikleri maddenin minimumu 2 maç. Emir ne geldi biliyor musun? Yapmayın. Ey Talisca 2-3 maç alırsa biz şampiyonluğu kaybederiz. Bir maçla vermek zorunda. Bir maçtan kurtarın. Peki Volkan, hayır. Volkan Demirel'e de vermeyin çünkü Fenerbahçe şey oynayacak. Kupada yarı final oynayacak. Demek ki federasyonda o kalıplı, kelli felli adamlar şahsiyetlerini bir kenara, diplomalarını bir kenara koymuşlar. Emirle, yani talimatla, ortamcılık kelimesi az. Skandalla mesleklerine ve Türk futboluna ihanet ettikleri ortamda hakemler tövbe aşağı. Peygamber mi? Hakemler tövbe aşağı. Kimseye boyun eğmezler mi? Hakem yani oradaki koskoca hukukçular emredersiniz diyor da hakemler niye emredersin demesin. Hocam bak, bu akşam emredersin dendiği Quaresma'nın atılmamışlığı ortaya çıkmıştır. Bir dakika arkadaşlar. Niye bakın, savunuyorsun Sinan? Sevgili hocam belki hocam savunmuyorum. Mantıklı konuşuyorsun da bu kadar kolay mı oluyor bu işler? Kolay işte. Bak dinle hayır. Ya peki ben sana sorayım. Soracağım gidelim. Koca hukukçular. Evet. Yani bu kadar burada evet. Hokkabaz muamelesi mi görüyorlar? Hokkabaz demem. Bir, hocam onu söylüyorum. Ben bak, şunu bir, söylüyorum. Hakaret hocam, etmiyorum. Hocam senin Quaresma'na, evet. Bakın dediğin Quaresma'ya, evet. Öyle 4 maç arka arkaya falan değil. Zaten Quaresma bir maçta söylediğimiz, hani görmesi gereken maçta. Ben 4 maç hatırlıyorum. Hayır, bir dakika hocam. Trabzon maçında kavramına bastı. Hocam. Başakşehir maçında gitti kayarak. Hocam en fikirim. Kalp cezalısı oluyordu. En net olur. Fenerbahçe dakika 93, bu akşam. 4 maç saydım. En neti Cüneyt Çakır, Başakşehir. Bakın, Quaresma. Ben de diyorum ki 4 tane saydığım maçların bir tanesinde gösterilmiş olsaydı o üçünü zaten yapamazdı o zaman. Yapamazdı. Yani öyle 4 maçta gösterimi diye bakma. Bir. İkincisi şunu kesinlikle aklınızdan çıkarın. Evet. Bakın şunu kesinlikle aklınızdan çıkarın. Sen daha iyi bu işleri biliyorsun. Bir hakeme, evet.
Nasıl diyebilirsin? Bir hakeme nasıl diyebilirsin? Aman Quaresma'yı atma. Bitti mi? Aman cevap veriyorum. Diyebilir misin hocam? Bir dakika. Futbol Federasyonu'nda kurullar ve insanlar. Evet. Bunlar ortalama 30 ile 45 arası. Profesyonel Disiplin Kurulu'nda 7 tane adamın herhalde büyük bir kısmı hukuk fakültesi mezunu, avukat veya emekli savcı kökenli, yaşları 40 ile 45 arası, çoluk çocuk sahibi, üniversite mezunu adamlar. Bunlara bir güç üst akıl. Bak Yıldırım Demirören demiyorum. Diyor ki kardeş, Volkan Babacan'a bir maç ceza vereceksiniz. Talimat öyle. Ama yok, bunu kitabına uydurun kardeşim. Kitaba nasıl uyar? İşte demedi falan. Ya görüntü açık. Volkan Babacan'a bir maç. Yedek kaleci Cenk miydi adı? Kim? Yedek kaleci. Ufa 4 maç vermenin hukukla, insanlıkla, evet, adaletle hiçbir alakası. Görüntüler olmasa anlayacağım. Görüntüler çok net. Türkiye gördü. İkinci olay ya. Hukukçulara sor. Van Persie'nin diline 3 maç verirken Talisca'nın orta parmağı. Hocam devamı var. Bir dakika. Niye bir maç verdiniz? Bir dakika vereyim, cevabını vereyim. Abi cevap yok. Van Persie'nin devam ediyor maçın içinde. Bir takım tarihleri devam ettiği için devamlılığı var. Talisca'nın sadece, evet, Volkan'dan gelen lafa karşılık bir tane i̇şte cevabı var. İşte doğru olması. Bu değil. İşte bak. Yanlış. Peki Volkan Almanya mı diyeceğiz? Bir dakika. Doğru. Volkan Babacan'ı söyle o zaman, ne o? Efendim? Doğru hocam, Volkan Babacan. Bak, Volkan Babacan da aynı Yalçın'dan. Maalesef, maalesef. Hocam niye yani? O profesyonel disiplin kurulu üyelerinin. Senin Beşiktaş'ın, evet, senin Beşiktaş'ın çıkıp da bir fırsatçılık yaptı mı? Abi bu beni ilgilendirmiyor. Yani kimin yaptı mı? Hayır. Abi konuyu değiştirme. Bu diye ben lafı nereye getireceğim? Hocam. Riva'da Futbol Federasyon tesislerinde bir güç, bir üst akıl koskoca hukukçuya emir verip talimatla cezaları indirip kaldırabiliyorsa niye hakemleri indirip kaldıramasın? Hakemler çok mu namuslu adamlar? Hakemler çok mu rahmani adamlar? Hakemler çok mu dirençli adamlar? İşin daha kötüsü. Profesyonel disiplin kurulları bildiğim kadarıyla çok yüksek paralar almayan, huzur hakkı alan elemanlar. Hocam sen hakemken sana gelip bir şey dedi mi? Bak açık konuş. Merkez başkanları yukarıdan sana gelip dedi mi şöyle diye? Hayatımda namusum ve şerefim üzerine. Belki 25 yıllık hakemlik hayatımda bir tek UEFA üst düzey Şampiyonlar Ligi maçında UEFA üyesi bana telkinde bulundu. Onun haricinde bana Türkiye'de ve Avrupa'da hiç kimse, ama hiç kimse şu maçı, bu maçı, şu kazansın demedi. Yalnız, yazık günah ya, şey yalnız söylüyorum. Öyle. Söylüyorum. Gizli gizli. Hakem gizli değil. Nasıl şimdi maç bizim başımızda Şenez Ercik denen bir adam vardı. Tamam mı? Evet. Şenez Ercik. Çok disiplinli, çok dik duran, dirayetli, kurullarını kımıldatmayan, olabildiğince de hatalar dışında adil çalışmaya gayret sarf eden, siyasete direnen bir adamdı. O devirle bu devir farklı. Bu şimdi Yıldırım Demirören var. Bak Şenez Ercik Fenerbahçeliydi ama başından sonuna kadar hocam, Fener'le problem yaşadı. Hocam Bülent Yıldırım. Benim olayım 25 hocam, yıl hocam Bülent Yıldırım'a. Evet. Şimdi sorsak. Evet. Bir yerde görsek, kahvede, evet, otursak, karşılasak. Ya, evet, hocam sana hiç kimse bu zamana kadar böyle böyle telkinde bulunur. Tabii bana telkinde bulunanın diyecek, alnını karıştırırım. Adam mıdır bana? Öyle diyecek hocam, tabii. Hocam yani yapma. Öyle diyecek hakemler tabii. Hakemlere de bu kadar kolay diyemezsin. Böyle bir koz veremezsin hakemlere. Müsaade eder misin? Müsaade misin? Hiç kimse dibim kara, yoğurdum kara filan demez. Evet, ben şunu söyleyecek. Kardeşim Bülent Yıldırım bana hikaye anlatma. Bülent Yıldırım sen şu bu akşam Quaresma'yı niye atmadın? Bana de ki mesela beline koyan tabanı görmedim. Peki yan hakeminle mi görmedi? Görmedik abi, peki. Sen biz Quaresma'ya sarı gösterdin. Sonra bütün böyle herkes, bütün staff gördü. Seni alkışladı. Onu da mı görmedin? Görmedim. Görmedim abi. Peki yan hakem görmedin mi? Görmedim abi. Öbür yan hakem gör. Çünkü onlar görse mikrofonla söyleyecekler. Hoca seni alkışladı. Görmediniz mi kardeşim? Görmedik. Ha şimdi ben görmediyseniz ben de sizi görmedim. Daha da kötü konuşuyorum. Siz bazı hakemler Türkiye'de. Çok kötü konuşma biraz. Bazı hakemler, evet, Türkiye'de tıpkı birçok kurul gibi. Profesyonel disiplin kurulu üyeleri bunun başında geliyor. Bir üst akılın talimatı, ricası, empozesi veya emriyle bu tür işler yapıyorsunuz ve Türk futbolundaki güveni, adaleti bitirdiniz. Hocam yapma. Hocam, bak bu futbol kalın mı geldi? Hocam bu futbol bizim. Hocam nasıl kalın mı geldi? Hocam bu futbol bizim. Hocam bu futbol bizim. Beşiktaş kazanınca sürekli kalın mı geldi? Bu kadar geldi, ince mi geldi? Böyle bir şey olabilir mi? Beşiktaş kazandı mı bütün kurumlara kadar geliyor. Şuraya geleceğim hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aynı sandalın içindeyiz. Ertem, bir futbol dedi, ailesiyiz. Bu hakemler bizim hakemlerimiz. O zaman en nihayetinde hata yapabilirler. Ama bu kadar da hakemleri parçalamayalım. Bitti mi? Zamanında acaba Beşiktaş bu akşam hakemle mi kazandı ya?
Yapmayın Allah aşkına hocam, yapmayın. Beşiktaş kazandı mı? Ya hocam, Ertem delirdi. Ben Bursa'yı çok severim ama Bursa Spor seyircisi bile inanmamış kendi takımına. Doğru diyor, doğru Bursa diyor. Bursa Spor sahada yok. Tek başına oynayan bir Harun, Quaresma değil. Babel de atılsa, Fabri de atılsa Beşiktaş bugün kazanırdı. Yapmayın bunu ya. Ya Beşiktaş bugün. Böyle yolunur mu hocam? Beşiktaş kazandı mı? BDDK. Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu ne yapsın ya? Bak. Beni gösterir misin Serkan'cığım? PFDK'cı Ertem. Ahmet Çakar'ın söylediklerine katılmamın ihtimali yok. Sıfır ihtimal saygı. Katılmıyorum. Tartışmasız Beşiktaş Türkiye'nin en iyi hakemidir. En iyi takımıdır. Doğru, tartışmasız en iyi futbol oynayan takımıdır. Hocanın ağır bu hakemler ve PFDK ile ilgili yapmış olduğu eleştirileri de son derece kınıyorum. Eski bir hakem ve kendi eski meslektaşlarıyla ilgili. Demek ki hakemler çok kolay bağlanılabiliyormuş. Demek ki hocayı da bağlamışlar zamanında. Ben de bunu çıkarırım. Hoca hakaret. Ben çok sakinim. Ahmet hoca. Ben çok sakinim. Ahimin. Ama yani sen Beşiktaş'ın şampiyonuna gölge düşürüyorsun şimdi yani. Valla bir şey söyleyeyim. Senin bir şey söyleyeyim mi? Ahmet hocama nasıl satılmış? Hayır ya diyebilirim. Satılmış demiyorum. Dediğin de daha. Satılmış dedin Ahmet hocaya resmen. Satılmış demiyorum. Demek ki hakemler bu kadar kolay mı oluyor? Senin zamanında kim? Hayır, ben hakemlerimizi seviyorum. Hocam ne demek senin zamanında kim bağlı? Hakemlerimiz sadece hata yapıyorlar. Hocam hoş geldin. Hatalı maç yönetiyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakemlerin için hiçbirisi kötü niyetli değil. Bak, açık ve net söylüyorum. Yanlış yapabilirler. Hata yapabilirler. Ama hiçbirisine siz kalkıp da oradan talimat aldı. Bu hakemlerin hepsini ben tanıyorum. Yapmayın. Allah ömür verirse sana bu laflarını hatırlatacağım. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Bu bantı kaydeler hepsini tanıyor musun? Bu bantı kaydeler hocam. Bak kötü insanlar var. Sana bunu kaydeler. Ama bu talimat alıyor. Ben de müsaadenizle söyleyeyim mi? İşlerinde sevmediğim insanlar var. Görüşümüz var. Onları sevmemem demek. Onları bak işlerinden bazılarını sevmemem demek. O zaman bu kadar onlar talimat alıyor demek değildir hocam. Bu hakim. Ben bu konuda Çakar ve Abdülkerim Durmaz gibi düşünüyorum ve söylüyorum. Katili Türk hakemleri. Peki Ertem Şener'e bir soru sorayım. Katili Türk hakemleri. Türkiye'de hiçbir hakem talimatla iş yapmıyorsa. Soru geliyor, önemli soru. Profesyonel disiplin kurulu üyeleri de mi talimatla iş yapmıyor? Ona bir şey demem. Ha, o zaman ona bir şey demem. Demek ki profesyonel disiplin kurulu. Türkiye Futbol Federasyonu da rahatsız ama. Oğlum ne yapıyorsun? Bak hocam açık net bir şey söyleyeyim mi? Bildiğim bir şey var söylüyorum bakın. Açık ve net söylüyorum. İsim vermeyeceğim. Beni kesseler vermem. Ama sana yemin ediyorum. Ertem her şeyi biliyor. Şerefim namusum üzerinde yemin ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'nın verdiği bazı kararlardan rahatsız. Ama onu bunlardan bir tanesi de onu sızdırdılar zaten. Onu sızdı. O bilgisiz. Hayır bak bir şey söylüyorum. Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere bazı kararlardan rahatsız. Bunda kötü bir şey yok. Ama burada neyi gösteriyor bu federasyonun? Federasyonun kurulların müdahale etmediğini gösteriyor. Hayır, burada mi? Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu gibi isimler kalkıp da böyle kumpaslara gelmeyelim. Bak bir şey anlatacağım. Hocam hayır. Profesyonel disiplin kurulu üyeleri her şeye müsait insanlar da. Emirle talimatla iş yapıyorlar da. Evet. Aynı yaşta ve hatta çoğu onlardan daha az eğitimli. Genç. Ve üstelik çok daha fazla para kazanan ve bu parayı federasyonun bütçesinden alan adamlar o kadar dirençli ki o PFDK'ya talimat veren üst akıl kimse hakemlere vermeyecek. Bak bunlar hep yanağını yiyeyim ayaklarıdır. Ne? Biz de çok rahatsızız hakemler. Yanağını yiyeyim diye evet, anladın sen. Ha tamam. Tamam mı? Yanağını yiyeyim ayaklar. Bir dakika ya. Biz de rahatsızız. Hakemlerden bir PFDK. Ya beyler PFDK'ya siz veriyorsunuz emri talimatı. Demirören. Yalnız ben sana iki tane fotoğraf gönderiyorum. Demiyorum. Ben yalnız Ertem Şener'in bu kadar Beşiktaş, çok hakem sevdiğini hayır, hakem, hiç bilmiyorum. Hocam değil. Bu kadar çok hakem abi. Sevdiğini. Beşiktaş maç kazandığı zaman burada 1980'lere kadar gidiyor. Şerefli ikinciliklere ya gidiliyor. Ertem, ya bir şey söyleyeceğim. Ertem, benim çalınan şampiyonluklarım benim siz Beşiktaş hocam zaman. Beşiktaş'ın çalınan şampiyonluklarından Ertem. Sonra bu şerefli ikincilik Ertem. Olayları çıktı ortaya. Kim çaldı? Ne diyecektir Ahmet Bey? Hocam çaldılar. Kim çaldı? Ertem. Hocam yapmayın. Kim çaldı? Her türlü şampiyonluk çalındı. Beşiktaşları söylesin o zaman. Beşiktaşları bu akşam yine tebrik ediyorum. Beşiktaşları hocaya yeni nüfus kağıdı çıkardım. İstanbul Nüfus Müdürü Sinan Engin olarak hocanın nüfus kağıdı bu akşam Vale'de paylaştım. Rekor kurdu.
Göstersen Onurcuğum. Göster Onurcuğum. Göster, rekor kırdı, rekor. İstanbul Nüfus Müdürü Sinan Engin. Evet, Beşiktaşlı Ahmet Çakar'a yeni kimliğini gösterdi. Beşiktaşlı mı? Beşiktaş. Hayır, bir anda hocam. Göster Beşiktaş kazandı mı? Bak hocam, hakemleri savunuyorsun. Bak hocam. Bir şey soracağım sana. Hakemleri, bak hocam, Türkçeyi iyi kullanalım bak. Çok hakemler çok kötü maç yönetiyor olabilirler. Evet. Ama ben bu hakemlerin kötü niyetle kalkıp da Bursa'yı kollayalım, Trabzon'u kollayalım, Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, Fenerbahçe'yi keselim dediğine inanmıyorum. Bak hiç bunu söylüyorum. İnanmadım mı hayatımda? Bak bu sezon diyorum. Bu sezon niye geçen bu sezon? Geçen sezon diyorum. Niye bu sezon? Ondan önceki sezon önümüzdeki diyorum. Önümüzdeki yıl. Son 5 yıldır. Bir hocam, şey söyleyeceğim. Bak, sana bir şey söyleyebilir miyim? Son 5-6 yıldır. Soracağım, cevap son istiyorum. Son 5-6 yıldır. Sen söyle. Son 5-6 yıldır. He. Ben yıl... Bak son 5-6 yıldır. Sana yemin ediyorum. Hiçbir hakemin... Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Bak kötü Allah Allah. Bak kötü yönetip kötü yönetmek başka. Kötü yönetmek başka. Ama talimat alın. Talimat alın. Uygulamak başka. Bir dakika. Gördüğü hocam, adamı da çok çocuğu var. Yapmayın hocam. Hocam ben Ali Sözkaya'yım şimdi. Kardeşim hocam ben Ali Sözkaya'yım şimdi. Benim babam, benim karım, benim çocuğum beni seyrediyor. Ben şu anda Fırat'ım. Ben şu anda Cüneyt Çakır'ım. Yani, ben şu anda Bülent'im. Sen yerini sayıyorsun. Ben benim çocuğum senin. Baba sen talimat mı alıyorsun diyorlar şu anda. Olur mu böyle bir şey hocam? O zaman Dinamo Kiev Beşiktaş maçında. Hocam o hakem şerefsizdi hocam. O şerefsiz mi hocam? Hadi bırak o şerefsiz hocam. Hacı hocam onunla o aynı değil. Bak İvan Bebek de şerefsizdi. Müsaader misin? İvan Bebek de şerefsizdi. Fenerbahçe'yi katleden hakem de şerefsizdi. Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında katleden de şerefsizdi. Yani Beşiktaşlılar. Ertem amcanız. Avrupa'da siyah beyaz. Ertan abiniz ve Sinan abiniz şöyle diyor. Beşiktaş Dinamo Kiev maçını Beşiktaş'ı katleden İskoç hakem Craig Thompson şerefsizdir. Ama Türkiye'de bütün hakemler masum hakem hatalar. Hocam bak Craig Thompson Beşiktaş'ı yerle bir etti. İvan Bebek mahvetti. Buyurun. Sayın hocam. Efendim. O hakem bir kere geliyor. 3 senede bir belki gelir gider. Evet. Ama bu adamlar burada yaşıyor. Bu ülkede yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bu sabah köyüyorlar. Kimse kariyerine... En kötüsü o. Hocam, bu ülkede yaşadıkları, bu ülkeye yedik işledikleri için Beşiktaş'a zarar vermemek hatta hocam, fayda olmak zorunda oldukları hissediyorlar. Bir dakika hocam, dur Sinan abi. Bir dakika dur. Sinan hocam, güzel hocam bak iyi dinle. Evet. Beşiktaş dediğin zaman... %75 Türkiye'nin karşısında var, Beşiktaş'ın karşısı var. Bu hakemler sadece Beşiktaş'tan olduğu yere dolaşmıyor. Yapma. Evet. Bunların da bir ailelere şeyleri var. Evet. Bu çocuklar niye bile bile kendilerini birisi talimat verdi diye yapma. Ben onu geçmiyorum. İstanbul Nüfus Müdürü olarak hocama voleyde paylaştığım bu zamana kadar tarihi rekor ya, olmuş. Ver. Alıyorum. Ver şu nüfus kağıdını. Getirin ver. Senin ver. Oğlun da Çaki'de... Niye koymadınız Çaki? Oğlu da yazın nüfus kağıdına Çaki diye. Çok ver bakayım şu nüfus kağıdını. Nüfus kağıtlı oğlu yazın. Bu arada rekor kırdı. Rekor gelsin. Yazsın. Ya benim nüfus kağıdı. Yeni İstanbul Nüfus Müdürü Sinan Engin. 1903. Bak bundan sonra oğullarını da yazacağım. Çakar, Ahmet Yusuf, Süleyman baba ismi, Ümraniye anne ismi, doğum yeri Beşiktaş. 1903-1962. Yusuf ne Ahmet? Yusuf ne? Murat Ahmet. Yusuf diyor. Hayır, şimdi Yusuf, o Yusuf Yusuf yapıyor. Akşamdan beri hakemleri oraya Beşiktaş'ın nasıl şampiyonluğunu ama hocam acaba Beşiktaş'ta gasp ederiz diyor. Yusuf Yusuf yapsın. Bakın abicim. Hocam Beşiktaş'ta. 5400 gözüm görmüyor. 5400 mü ne o Ertom? Vay. 5468 şu anda voley tarihinde bir rekor. Voleyciler tebrik ediyorum Beşiktaşlara bak. Hocanın nüfus kağıdından çok beğendim. Voley de görebilirsiniz. Evet. Şimdi Ahmet Yusuf Çakar. Bir dakika Sinan abi. Kuvarejma atılmalı mıydı? Evet atılmalıydı. Rasim Kuvarejma atılmalı mıydı? Kesin. Apo hocam atılmalı mıydı? Hocam evet veya hayır. Evet evet. Ahmet hocam atılmalıydı diyor. Şimdi ne olur herkes elini vicdanına koysun. Evet. İki tane pozisyon. Beşiktaş Bursa Spor Beşiktaş maçı. Evet. Gelsin görüntüler. Herkes Beşiktaş'ı tamam da bu kadar da değil. Şu görüntüye ne diyeceksiniz ya? Tolga'nın ayağı bileği kırılıyordu ya. Sarı kart. Hocam, evi aç şöyle. Benim ikinci pozisyonu getir. Olur. İkinci pozisyonu getir. Geç bunu. Buna ne? Hocam, niye geç bunu ya? Bunlar ne hocam? Hocam, bunlar ne ya? Var hocam da. Yapmayın. Abdülkerim abi yapma Allah aşkına. Senin gibi koskoca milli futbolcu. Hocam, tarafsız olalım. Sen tarafsız ol. Çıkar sarı lacivert formanın üstünden. Ben bak siyah benim üstümde. Ben de siyahım. Bak, Allah hocam bak ben sana böyle gitmişler bu fan gösterim ne oldu konuyu değiştiriyorlar sevgili seyirciler bak Ahmet hoca şu an yorum yapmıyor Abdülkerim abi farklı yerlerde yapıyorum. Nasim yine önünde telefonunu aldı
Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la saat kaçta görüşecek? Nagihan'la yazışıyor. Sorular gönderiyor şu anda. Bırak, deminden beri görüyorum. Amerikalılarla yazışıyorsun. Şu anda Amerikalı meslektaşlarıyla yazışıyor. Kardeşim beni konuşturdunuz mu? Demin bir 5 dakika uyumuşum. Deminden beri Amerikalı meslektaşlarıyla yazışıyorsun. Görüyorum. 5 dakika uyumuşum. Bir dakika. Şimdi başlayayım. Senin gibi adaletli bir adam. Adalet masasını geri istiyorum. Bak. Ne ya? Bak şuna ne diyorsun ya? Ben bu konuda, bak beni dinle. Ben bu konuda zaten Beşiktaş'ın şampiyonluğunun %100 helal olduğunu söylüyorum. Bravo kardeşim. Demin söylüyorum hocam. Bak futbolun katili Türk hakemleri de diyorum. O konuda sizden yanayım. Evet. Beşiktaş konusunda onlardan yanayım. Çünkü çok açık. Bakın 97 Galatasaray şampiyonluğu helal değildir. Resmen operasyondur hocam. Sen de Nasim buna gel. Buna ne olursun. Buna gelelim. Şu görüntüye bileğe bak Tolga'nın. Hocam. Ben Bursa'da ayağını bırakıp delirdi biliyor musun? Benim hocama bana resim benim gösterme. Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hoca'ya resim gösterme. Katılmam. Bana bolsun. Bu akşam Ahmet Hoca'yı. Aa, mesaj geldi. Kınıyorum. Mesaj geldi. Kınıyorum Ahmet Hoca'yı. Her ne kadar şu an Washington'da olamasam da Sayın Trump'a sevgilerimi iletmesini istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızda. Dinçer Azap'a. Tolga'yım bir açıklaması İyi, gelsin. Bir dakika dur. Abi. Yapmayın ya böyle. Bir insan bu kadar kolay bağlanmaz. Bir hakemler bu kadar çok etkilenmez. Match fixing. Bunlar da aslan gibi şerefli insanlar bana göre. Hata yapabilirler. Yani Türkiye'deki şerefli İskoç herif Craig Thompson. Hocam sen şerefsiz. Şerefsiz. Dedin, o halde diyorlar ki hocam. Ben Craig Thompson'a şerefli öğrenemiyorum ki. Bir dakika. Hakemler hocam. Hocam. Hakemlik camiasına çok büyük hata hareket ediyorsun. Hakem şeyler burada diyor ki Craig Thompson diyorlar. Tek seferde Ukraynalı oligarktan 250 bin doları paket olarak aldı. Tek sefer vurdu kaçtı diyorlar. Bizimkiler İvan alamaz Bebek diyorlar. Bak, İvan Bebek dedi. Alamaz. İkisi de biri Fenerbahçe'yi katletti, biri Beşiktaş'ı. Bizimkiler Avrupa'da Fener Beşiktaş var mı ya? Kertem. Çünkü biz Avrupa'da Türk'üz tek ya. Seferde, tamam, iki hakeme, iki tek seferde o kadar. İki hakemede şerefsiz dedik. Tek seferde bu kadar parayı alabilseler bile ardından bir lig var. Kariyerleri biter. Craig Thompson'ınsa bitmez. Ukrayna'da oligarktan 250 bin doları alır, götürür, İsviçre'de bir bankaya yatırır, işi bitirir. Bizimkiler bunu yapamaz. Sürekli bu çöplükteler, alırlar onların defterini dürerler diyorlar. Doğru aynen mu? Öyle. Çok güzel Erkan Tan gibi. Tolga Yarsan gelsin. Diyorlar. Tolga'yı görelim. Tolga'yı bir izleyelim. Tolgay çok enteresan. Tek sefer. Tolgay çok enteresan. Tolgay çok enteresan bir açıklama yapmış. İzleyelim. Ne yapmış? Bakayım. Ya tabii ki bize karşı herkes daha çok istiyor, daha hırslı oynuyor, daha çok savaşıyor. Biz de bunu biliyoruz. Biz de her maçta daha üstüne koymamız lazım. Çünkü herkes bizi yenmek istiyor. Bu normal bir şey. İşte bize o hırstan çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e o hırstan çıkıyorlar mı diye ama bize karşı daha istekliler. Ve biz buna karşı gelmemiz lazım. Biz de sert oynamamız lazım bugün de. Bilmiyorum Başakşehir'e hırsı çıkıyorlar mı diyor Tolga Yarsan. Ama çok doğal. Burada ben Tolga'ya katılmıyorum Ertem. Tabii ya. Yani Başakşehir'e Beşiktaş ya. Bir mi? Beşiktaş bu sene eğer şampiyon olursa 3. yıldızı takacak. Kim gibi? Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 yıldızlı, Galatasaray 4 yıldızlı takım olacak. Başakşehir'in dününe, bugününe, etine, budüne yeni bir takım. Yani Başakşehir'in şu an bir ismi cismi oluşuyor. Var denilemez. Dolayısıyla Tolga'ya katılmıyorum. Beşiktaş'a ben de futbolcu olsam Beşiktaş'a daha hırslı oynarım. Şimdi bir dakika. Seyircinin önünde oynayacağım. Bak ben de uyuyacağım. Ben de az konuştum. Ben de uyuyacağım şimdi. Bak Ertem'cim, ben burada sana defalarca söylüyorum. Bazen öyle objektif yorumlar yapıyorsun, beni bile şaşırtıyorsun. Ama şu Beşiktaşlılığın, bu Beşiktaşlılığın bazen aklının önüne geçiyor Ertem'cim. Diyorsun ki bu hakemler şöyledir, aslandır, kaplandır. Ben seneye bu ne lan Ahmet Kaya? Mansur Özbek. Vallahi bak, vallahi biz izlemedik. Yorumu alın bak. Bir dakika Ertem, bunu diyemez. Bu ne ya? Bu ne bu da? Bu ne diyor? Ne diyorsun? Kabul etmiyorum. Bu ne lan bunun? Bir ahlak vardır, bir şeref vardır Dursun Özbek. Gazete mi almış? Gazete mi almış? Hayır. Gazete mi almış Dursun? Hayır. Ya. Oğlum ya.
Sabah eve giderken AMK gazetesi almıştır herhalde. Hayır hayır. Hayır. Gazete yok mu öyle oğlum? Şimdi daha çok ikna oldum. Ben hem Sinan'dan hem Ertem'den hem tüm Beşiktaş tarafından özür dilemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Zaten. Ya ben ne diyordum bu oğlum? Anlatayım mı? Şu yazıyı kim sildi oğlum? Belli ne bir üst akıl sadece profesyonel disiplin kurulu üyeleri, hakemleri değil, hocam Beşiktaş'a gönül vermiş Sinan ve Ertem'i bile manipüle edebiliyorsa. Türkiye'de her şeyi yapabilirsiniz. Şu demesi bana onların yeter. Sinan'ı bir Ertem'i yapmışlar. Şerefsizdir, hata yaptı. Türkiye'de hata yapılan hep hakemlerin hepsi Craig masum. Craig Thompson hata yaptı demedim. Para alıyordu. Craig Thompson bak hata yapmak hocam Matt senin gibi 3 lob taşıyan bir adam. Ben ne lobu be? 3 lob taşıyan bir adam. Ben 1 taşırım o kadar. Lob. Lob lob. 3 top anladım 3 top taşıyan. Yok Abdülkeri abi anlatırsın. 3 topu da oynarlar hocam da. Allah belanı versin mesela. Gene bak Kıbrıs'ta dedik. Lob. Kıbrıs'ta gördüm. 3 top. Ne dedi gördün mü dondurması gibi. Beyler şimdi ben affedersiniz. Craig Thompson bir hakem. İskoç vatandaşı. Maraş dondurma dur ya. Maraş dondurma. Maraş dondurması dedi. Reklama git. Reklama git, reklama. Reklama git. Loplara girdik, reklama git. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sinan abi, Abdülkerim abi ve Ahmet Çakar biraz fazla krize girdi. Neredeler ya bunlar? Ne demek neredeler? Adamlara 3 lop diyorsun. 3 loptan sonra... Gördüm kardeşim, Maraş dondurması gibiydi. Şöyle. Vallahi senin. Hocam nerede ya? Toplarda mı şey diyor? Ne yapıyor? Ya Rasim, 3 lop. Lop ne demek? Lan beyin beynin bir sağ tarafı, bir sol tarafı. Top da olabilir. Lop. Ama lop, lop da top gibi diyor. Ha hocam geldi 3 toplu reç. Hocam. Apo neredesin Apo? 3 toplu hocam. Hocam 3 top. 3 lop dedim. Topu da. 3 topu da. Sen bir kere. Bak Rasim. Dondurmaya erken 3 top istemem misin? Bir dakika be oğlum. Bir tane karar. Bir tane. Bir dakika bu Dursun Özbey'in durumu bir tane vanilya. Beyler yapmayın tamam. Ertem'i ben Kıbrıs'ta gördüm. 3 top almadan rahat edemiyorsun. Doğru mu? Ne demiş Dursun Özbek? Ne yapmış? Benim bildiğim, hocam, tanıdığım Dursun Özbek aynen. Nazik, kibar bir adamdı. Divan kurulu toplantısında... Ertem bitti ya. Sinanlar düştü içeride. Sayın Dursun Özbek'in açıklamaları var. Bir bu üç harften oluşan bir yer var. Orayı verelim. Sonra dönelim. Şimdi değerli bir genel kurulu üyemiz Sayın Tunç Üner ne demiş? Okuyalım. Genel kurulu lağvet AMK. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Buraya kadarını okumakla yetiniyorum yani. Şimdi soruyorum size. Başkan, yönetim kurulu, muhatap alınan kim? Galatasaray Spor. Dursun Özbek değil. Dursun Özbek'i geç. Yönetim kurulundaki kişileri geç. Muhatap aldığın kişi Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı. Kimin koltuğu? Değerli kurucumuz Ali Samiye'nin koltuğu. Sen nasıl hitap ediyorsun buraya? Genel kurulu lağvet AMK. Bunu söylemekten utanıyorum fakat başka türlü de bunu izah etmem mümkün değil. Ne söylesem, bunun içinde Allah aşkına nerede Galatasaray Spor Kulübü yönetimini, başkanını eleştirmek var? Yahut da eleştiri mahiyetinde kabul ediliyorsa üslup bu mu olması lazım? Sayın Başkan'ın açıklaması bu. Tunç Üner Bey, bu Galatasaray Genel Kurulu üyesi. Şimdi ben alıyı anlayamadım. Ben anladım. Doğru mu anladım? Önce onu bir check edelim. Evet. Doğru anladın hocam. Tunç Üner olduğunu siz söylediniz, bir genel kurulu üyesi. Evet. Ya bu Futbol Federasyonu İşçi Temsilcisi var Tunç Üner. Aynı adam mı?
Futbol Federasyonu İsviçre'nin temsilcisiydi. Bizim Galatasaraylı mı? Tunç Üner var bir de. O mu? Üner. Bu Tunç Üner. Ya kim olduğu önemli değil. Herhangi bir Galatasaray genel kurulu üyesi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi görevi bu. Genel kurulu üyesi. Sosyal medyada başkan ve yöneticileri bu şekilde AMK harfiyle eleştiriyor. Doğru mu? Evet. Bu terbiyesizlik. Ve bu şey aynı zamanda bana göre hukuki bir sıkıntı. Fakat burada sıkıntı şu. Ben Galatasaray başkanı olsaydım bir genel kurulun üyesinin böyle küfürlü veya küfür algısı yaratacak. Bu ne algısı yarattığını herkes biliyor. Bunu getirip de koskoca 100 yıllık Galatasaray genel kurulunda bunu getirmezdim. Ben bunu getirmem. Neden? Niye getirmem? Evet. Galatasaray genel kurulu onların laflarına göre elit ve seviye ön plandadır. Ben söylemiyorum bunları. Bunu Galatasaray geleneğinde biz elitiz, biz laik elitiz, biz monşeriz, biz liseliyiz, biz kibarız, biz ahlaklıyız, biz efendiyiz diyen bir ortamda. Böyle bir hatayı Başkan Dursun Özbey'in televizyonlara da yansıyacak şekilde küfürlü bir hitabı gündeme getirmezdim. Bu bir. İki, demek ki Dursun Başkan çok net bir şekilde sosyal medyayı kovalıyor. Şimdi Twitter'da bazı hanımlar var. Bir Sibel Tırnava denen bir hanımı gece saat 4'te yatağından kaldırtmış polislerle, avukatlarla Dursun Özbek. Sosyal medyada çapsız dediği için, bu lafı da kabul etmiyorum, bu laf söylenmez. Aslında çok da büyük hakaret değil hocam, bana göre. Hocam Dursun Başkan'ın yapamazlar. Ya abi ben Twitter'daki insanların yalancısıyım ama sen tutup da bir genel kurul üyenin kısmi küfürlü bir hitabesini genel kurulda insanların gözüne sokarsan ve Türkiye'ye yayarsan, bu seviyesizliği göstererek genel kurulun seviyesine zarar verirsen vatandaşla toplatırsın evinden. Şimdi gelelim şuna. Başkan, sen ciddi anlamda arıza yarattın bende. Galatasaray Başkanı her şeyi yapar da bir genel kurul üyesinin küfürlü şeyini Türkiye'de suratına göstermez kimsenin. Bu seviyesizliğe alet olmaz. Yapılan doğrudur demiyorum. Yapılan bir küfür, hakaret, seviyesizlik kabul. Ama sen bu seviyesizliği getirerek acaba bu seviyesizliğe genel kurul bazında iştirak ettiriyor musun, ettirmiyor musun? Varsa bir şey buraya hiç getirme. Şöyle de bunu getirme. Bir genel kurul üyesi çok nahoş bir şey yaptı. Gerekli hukuki işlemler yapacağız dersin. Olur biter. Sana yakışan budur, Galatasaray'a yakışan budur. Artı demek ki sen sosyal medyadan anormal etkilenen... Kendi aralarında medyayı... yapılan bir yazışma değil mi bu? Abi bilmiyorum. Hayır, ben ne bileyim, siz getirdiniz. Yapılan bir yazışma hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Bak değil katılmıyorum. Değil. Neden? Evet. Bir adam bir kulüp başkanı ile ilgili evet. bu tip bir kelime kullanıyorsa evet, evet. bunu deşifre edeceksin ki evet. kamuoyu da görsün. Evet. Gerekli olarak da hukuki olarak da yapacaksın. Şimdi ben, yapmayacak hocam. Ben, bu kadar bu rahat bir dakika ya. Dursun başkanı. Bu seviyesizliği, bu seviyesizliği yapan. Evet. Bu hakaret. Hakaret adam yani. Şöyle derse ne diyeceksin? Peki. Kardeş ya. Sen nefes atsın dedi. Şimdi ben onun avukatıyım. Bak yanlış anlaşılmasın. Bu? Anlatıyorum. Yanlış, bu Tunç denen kişinin... Beşiktaş hocam, takım otobüsü Nevzat Demir tesislerine şu an giriş yaptı. Beşiktaş takım otobüsü şu an Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Çok zorlu bir deplasman. Bursa deplasmanı. 2-0'lık bir galibiyet ve tekrar liderlik koltuğuna oturdu Beşiktaş. İşte takım otobüsü önden girdi. Arkadan da personel. Personeli taşıyan otobüs girdi. Burada hemen Ertem kameraman arkadaşıma göstereyim. Canlı yayındayız. Yaklaşık Ertem abi adam gibi 10 kişilik adam. Bir taraftar grubu var burada Ertem Ahmet Şener. Hocam, Ahmet hocam adam gibi adamsın. Beşiktaş taraftarı olarak sizleri izliyoruz. Türk futboluna vermiş olduğunuz değer de ortada. İnşallah bu sene Beşiktaş lehine verilen hataları da dile getirdiniz. Verilmeyen hataları da memnunuz. Evet Ertem Şener yaklaşık 10 kişilik bir taraftar grubu Ümraniye'de geldi. Takımlarının galibiyet sevincini kutluyorlar. Takım otobüsü de biraz önce içeriye giriş yapmıştı. Bizim buradan aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Beşiktaş takımı Ümraniye'ye Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Taraftarlar orada çok güzel olumlu olumsuz eleştirileri yapıyorlar sağ olsunlar. Şimdi şu var. Hukuki bir şey. Ben senle yazışırsam, diyelim ki ben, Sinan, Rasim, sen, Apo WhatsApp grubu oluşturduk. Evet. Grup Beyaz TV dedik. Tamam. Ben başladım orada.
biri hakkında, beşimiz dışındaki biri hakkında küfürlü, kafirli tanımlamalar evet, yaptım. Bu da bir şekilde o kişinin eline geçti. Doğru. Bu hukuken suç mudur o tartışılır. Aleniyet kazanması lazım. Yani ben Twitter'ımda, Allah korusun Dursun Özbek için, her türlü eleştiri yaparım, adama hakaret etmem. Menzeli bir hakaret ettiğim vakit aleniyet kazandığı için Dursun Özbek benim hakkımda hukuki takip yapma hakkı vardır, yapmalıdır da. Hakaret etmişsem. Şimdi bu arada yazışmaysa o ayrı bir soru işareti. Ama ne olursa olsun. Ara yazışma, kapalı devre bir yazışma veya aleniyet kazanmış bir Twitter paylaşımı veya Instagram paylaşımı veya bir mesaj, umuma açık bir mesajsa, ben olsam Dursun Başkan'ın yerinde bunu asla Galatasaray Genel Kurulu'na getirmem. Çünkü bak yine bize malzeme verdin. Başkan, sen 2-3'te belli ki 3-4 tane adam tutmuşsun sosyal medya çalışanı. Senin hakkında sosyal medyada hocam, ne konuşuluyor? Şu an biliyorum beklesin. Ne konuşuluyor, ne ediliyor? Her şeyi kovalatıyorsun. Demek ki sen sosyal medyadan çok korkuyorsun. Bundan sonra senin adın başkan E Dursun olsun. Ne olsun hocam? E Dursun. Hani E bilet, internet, e-ticaret, elektronik Dursun. E-sağlık, e-ticaret, e-bilet var evet. Ya. E Dursun bundan sonra senin adın. Çünkü sen sosyal medya sayesinde Tudor'u getirdin. Sosyal medyayı böyle kovalıyorsun. Bazı Twitter takipçileri kanuni ihlalleri olmuş olsa bile gücünü ve şeyini kullanıp, imajını kullanıp kadıncağızı evinden aldırıyorsun. Hocam hakaret ediyor, saldıracak tabii. Al, bakın, ne beyler, demek hocam? Bakın, böyle bir şey var Türkiye, mı? Türkiye o zaman millet birbirine hakaret eder misin? Bir şey yok hocam. Amerika'da müsaade hocam, eder misin? Amerika'da Obama'ya sallıyor adam, biliyorlar evinden alıyorlar. Yok ya. Evet hocam, bir defa öyle. Yanlış biliyorsun. Hayır hocam. Yap bakın bir şeyi konuşurken. Hocam Tunç Bey, müsaade edersin. Bir dakika beklesin. Müsaade edin. Doğru, müsaade edin. Benim sakın entelektüel kapasitemi ve bilgimi test etmeye çalış. Amerika'da evet. Hakaret suç yoktur. Evet. Amerika'da hakaret suç yoktur. Tehdit. Müsaade et. Ben sana Amerika'da çok affedersin. Türkiye'de bir adama eşek dersem evet. Adam bana hem tazminat davası açar hem ceza davası açar. Muhtemelen şikayete ikisini bağlı. De kazanır. İkisini de kazanır evet. Ve bu savcılar reysen açmaz ancak şikayet olursa şikayet. Açar. Amerika'da, Amerika'da bir adama bırak eşeği bilmem ne çocuğu desen bile ceza davası açılmaz ancak tazminat davası açılır. Amerika'da hakaret haşı olabilir. Obama'yı tehdit eden biri 5 yıl kaldı. Tehdit başka bir şey. Obama seni vurduracağım. Yakında seni karının yanında kafana sıkacağım. Örneğin Allah korusun. Böyle demişsen bu Amerika Devlet Başkanlığı'na tehdittir. Evinden de alınır, mağaradan da alınır. Bir Tunç buyurun. Bey'e gidelim. Tunç Bey, iyi geceler diliyorum. Alo. Tunç Bey. Evet, duyuyorum. İyi geceler dilerim. Hoş geldiniz yayınımıza. Kusura bakmayın, sizi biraz beklettik. Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugünkü Sayın Başkanım Dursun Bey'in açıklamalarını hep beraber izledik. Siz Dursun Başkan'a AMK dediniz mi? Bir kere şunu ifade etmek istiyorum. Önemli çünkü. Bu bizim 20-30 kişilik kapalı bir grubumuzda arkadaşlar arasında bir sohbetimizden benim haberim olmadan alınmış ve iletilmiş birileri tarafından. Kaldı ki Dursun Özbek benim 40 yıllık arkadaşım. Benim kalkıp da Dursun Özbek'e küfür etme şansım var mı sizce? Yok. Bu konuşma anında bu çıkmış bir laftır. Gazete var bu konuda. Eğer AMK gazetesinde çıkan Galatasaray yazıları her gün mahkemeye verilebilir mi? Bunlar önemli değil. Bunlar detaylar. Ama bu söylediğinizde maalesef, şu anda bu bağdaşmıyor. Yani AMK gazetesiyle sizin dediğiniz AMK farklı AMK Tunç Bey. Yani Allah'ın mümin kulu demiş olamam mı? Neden illaki kötüye çekiliyor? Olamaz. Yok Tunç Bey, olamaz. Allah'ın mümin kulu, bir kere Allah ve mümini bu kelimeye karıştırmayın. Ne olur? Tunç Bey, olmaz baba. Rica ediyorum. Ama yani Allah'ın mümin kulu, Allah'ın mümin kulu olayını buraya karıştırmayın. İlk yazışma abi bak, bu ilk yazışma, bu tweet değil, değil mi? Değil. İlk yazışmaysa, bak ben olayı bilmiyorum. İlk yazışmaysa, sıkıntı yok. Yani ilk yazışmayı aleni yazsa zaten bu suç da olabilir ama ilk yazışmaysa, ben tweet sandım. Onu bilmiyorum ama. Ben Tunç Bey'e başka bir şey de sormak istiyorum. Bir Galatasaraylı olarak ben onun geçmişteki açıklamalarını hep hatırlıyorum. Buyurun. Tunç buyurun. Bey, siz hep Galatasaray'da geçmişte ben iyi hatırlıyorum. Hep yolsuzluklardan bahsederdiniz ve bu şekilde de benim mesela dikkatimi çekerdiniz. Birkaç defa programda bahsettim.
Evet. Yani hep yolsuzluklar var. Faruk Süren döneminden beri yolsuzluklar Rasim, başladı falan. Biz şunu konuşalım ondan sonra hayatım. Ahmet Kay peki. Tamam onu ne olursun. Geçti tamam. Daha sen, sen, çok özür dilerim. Sonra ben mutlaka soracağım. Mutlaka senin soruların çok önemli. Estağfurullah. Allah'ın kimin kulu demek başka bir şey. Tunç Bey lütfen siz de şey yapmayın. Elbette siz o AMK'yı bildiğimiz AMK olarak kullandınız. Açık Mert korkusuz demiş. Ama iç güldürmeyin beni. İç yazışmada kullandığınız için olabilir diyorsunuz aldık. İlk yazışmada söyledim. Yani ben bu iki dost arasında konuşur gibi söyledim. Öyle mi? Yani gerçekleri konuşalım. Yani gerek yok öyle bir şeye de. Yani öyle olduğunu zaten vurgulamak için de başından söyledim. 40 yıllık arkadaşım. O iç yazışmayı da Dursun Özbek. Aynı şeyleri yaşamışız. Biliyorum. Aynı yatakhanede yatmışız. Evet. İç yazışmayı. Tunç Bey size yani, bir şey soracağım iç ya. İç yazışmayı da şey olarak mı gösteriyor Dursun Başkan? Sizin muhalefetinizi susturmak için bir sanki tweet gibi mi sundu? Öyle oldu bunların, herhalde. Bunların hiçbirisi önemli değil. Ben size bir soru sormak istiyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı böyle şeylerle uğraşır mı? Galatasaray'da tek Galatasaray Kulübü Başkanı değil ki. Galatasaraylıların, Galatasaray'ın o divan kurulunun, Galatasaray'daki o dar cemaatin hepsi böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Maalesef bu. Maalesef. Ama herkes bu. Tunç bu. Bey sadece Dursun Özbek değil. Herkes. Yani sözüm meclisten dışarı hepiniz. Ya şu Galatasaray'ın haline bak. Konuşulan konulara bak. Yapılan şeylere bak. Yani Türkiye'nin en seviyeli, en entelektüel kulübü denilen Galatasaray AMK'ları konuşmaya başladı. Yani bu şey hiçbir kulüp daha bu duruma düşmedi ya. Tunç Bey, siz Galatasaray Liseli misiniz? Tabii ki. Evet efendim. Siz Dursun Özbek'le aynı devre misiniz? Aynı sınıfta okuduk efendim. Yani aşağı yukarı 40 yıllık insan tanışıksınız değil mi? 11 yaşından tabii ki, beri. Tabii ya ki. Ya peki siz utanmıyor musunuz 40 yıllık dostunuzu AMK demeye? Bilseniz daha aramızda o kadar samimiyet var ki. Ama olur mu? O zaman bir dakika ya. Doğru. Şimdi bakın. Abi. Yani Tunç Bey siz 28-30 kişilik bir grup arasında siz yaşlı başlı çoluk çocuk sahibi bir adama Amerika'nın açılımında biz sevmeyiz o şeyleri. Hani dersin ki bu oğlu filanden bu ama AMK oldu mu? Siz utanmıyor musunuz 40 yıllık arkadaşınıza böyle AMK demeye ya? Hani o ayrı bir konu da bu. Şimdi ben bunu sorayım ya. Ben 40 yıllık arkadaşımı hiçbir zaman AMK'lık espri bile yapmam. Bize ters gelir. Ulan diyebilirim. Ulan bilmem ne eşek bilmem ne filan diyebilirim. Sizin dost meclislerinizi çok merak etmeye başladım. Bir gün gelin oturun. Güzel bir gün gelin oturun. Ama bizim dost meclisine geldi mi? Suçlar. Bakın beyefendi bizim dost meclisine geldi mi? Bu ince sesiniz tehlike yaratır ha onu da söyleyeyim. Ne alakası var konumuzla benim sesimin? Senin AMK'nın ne alakası varsa gazeteyle veya Allah'ın mümin kuluyla senin ince sesinin de aynı alakası var o zaman kardeşim. Sen utanmıyor musun? 40 yıllık çoluk çocuk sahibi, belki torun sahibi, koskoca Galatasaray Başkanı'na 30 kişinin arasında AMK demeye. Hadi o bir tarafa. Kapalı devre de. Nasıl bir mezheptir bu ya? Nasıl bir mezheptir? Yanlış kullandım. Siz de maalesef konuyu çok saptırıyorsunuz. Dolayısıyla eğer ciddi bir sorunuz varsa cevaplayayım. Ya ciddi soru. Siz hep 40 yıllık arkadaşınıza, AMK şeklinde espri yapmayın. Normal mi anlıyorsunuz diyorsunuz? Ya hocam da biraz ben alayım. Bir dakika. Tunç Bey. Tunç Bey. Durmaz. Bir şey soracağım ben. Arkadaşlar arasında bu tip konuşmalarınız ben de duyarım bazı arkadaşlar. Bir dakika hocam. Ben Sinan'la 40 yıllık arkadaşım. Ulan dememişimdir Sinan'a. Hocam bir dakika. O da bana demez. Hocam bir dakika ama ya. Pardon hocam. Bir dakika Rasim ya. Rasim bir saniye oğlum. Bak arkadaş Ahmet Hoca'nın arkadaş grubunda böyle bir şey yoktur olmayabilir. Ama ben evet bu tarzda insanlar gruplar birbirlerine böyle takılan gruplar bilirim. Herkes şunu merak ediyorum. Ya, siz ya. Dursun Özbek için böyle bir şey çok samimiyiz oldu söyleyebilirim diyorsunuz. Dursun Özbek de size böyle şeyler söyleyebilir mi? O kadar samimiyetiniz var mı? Ya da söylüyor mu? Der. Özel sizi sohbetti. Söylüyorum 40 yıllık arkadaşım. He. Yani bunlar çok küçük konular. Tamam diyor mu yani o da der, o da söyleyin tahmin ediyor abi, mu yani o samimiyetiniz var mı? Lisesinde Tunç Bey. Tunç Bey. Bir dakika dur cevap dur. Dursun Özbek benim o kadar iyi arkadaşım ki evet. Ne isterse söyleyebilir bana da kesinlikle tamam. Dokunmaz. Bak onların arasındaki diyalog o. Ya, öyle, kardeşim siz nasıl bir halya tarzınız var, meşrebiniz var. Birbirinize AMK'lı küfür edeceksiniz o bana nasıl? Bunlar ya işte bakın.
Bunlar küfür değil Ahmet Bey, siz de biliyorsunuz, siz demagoji yapmaya çalışıyorsunuz. Ya neyi nasıl küfür lütfen değil? Ciddi bir sorunuz ben varsa, asla 40 yıllık arkadaşım. Biliyor musun yatakhanede kardeşim yapma ya. Ben 40 yıllık çoluk çocuk sahibi arkadaşım ha. Bak benim şahsiyetimle de oynayacaksınız, demagoji yapacaksınız. Ben sizi dinleyeceğim. Varsa sorunuz cevap vereyim. Ya soruyorum. Ben sizin şahsiyetinizle falan oynamıyorum. Zaten siz bu akşam sesinize dikkat edin. Tehlike yaratır diye benim arkadaş şeyinde. Ne gerek var bunlara ya? Ben söyleyeyim. Sen AMK'yı gazete, sonra da Allah'ın mümin kulu gibi Allah'ı ve müminliği bu işe karıştıracak kadar kurnazsın. Ben o espriyi yapınca kurnaz olmayacağım. Bu bir iki. Bu bir iki. Sorunuz var mı başka? Bir dakika kardeşim. Ya istiyorsan kapat arkandan konuşacağım. Tuğç Bey. Siz beni bekleyin. 65'er yaşında 70 yaşında adamlar nasıl bir meşrep sahibisiniz ki? Çoluğunuzun kanımları, çolukları, çocukları var. 30 kişilik gruplarda... Program mı yapıyorsunuz, demagoji mi yapıyorsunuz? Ya ne istersem onu yaparım ben kardeşim. İster kapat, ister dinle ya. Tunç Bey, birebir Dursun Özbek'te espri yaparken istiyorsanız birbirinize her türlü espriyi, her türlü, her şeyi yiyin. Yoksa kapatalım. Tunç Bey, ister kapatın. Bir dakika ya. Tunç Bey, Ahmet Çakar soru soruyor size. Bir beklerseniz lütfen. Bekleyin, isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Buyurun hocam. Ben sorum şu. Dursun Özbek'le birebir istediğinizi yapın birbirinize. 30 kişilik bir WhatsApp grubunuzda Galatasaray Başkanı için, çoluk çocuk sahibi için AMK'yı siz sıradan ve problemsiz görüyorsanız ben sizin meşrebinizden şüphe ederim. Hocam iyi de öyle bir yazışmayı Dursun Özbek'e sızdırması da doğru bir şey değil ya. Ya ben kim sızdırdım ya? Sen Dursun Özbek'e doğru yükleniyordun. Söyledim. Öyle şey olur mu? Benim yanlış olan şu. Arkadaş arası yani geyik yapıyorlar ya. Ben AMK'yı Allah'ın mümin kulu veya gazete ya olarak diye kıvıran bir insana da sesiniz ince bizim gruba katlamazsınız. Ne var bunda? Anlatamayacağım. Tunç Bey, sizden bir şey rica edeceğim Tunç Bey. Ben bir Galatasaraylı olarak bir soru sormak istiyorum. Tunç Bey, hayır ben şunu soracağım. Tunç Bey, 40 yıllık dostum dediniz ya Dursun Başkan için. 40 yıllık dostunuz nasıl peki sizin o cümlenizi alıp madem o kadar yakınsınız neden getirdi de bu soru orada, güzel. Bu neden soru orada güzel getirdi soru de herkese ifşa etti bu durumu? Bu soru güzel soru Tunç Bey. Hakikaten niye ifşa etti? Ben de bunu merak ediyorum. Bu dostlar arası bir yazışma. Yani ben bunu Dursun Başkan'ı kınıyorum. Niye bunu ifşa yani etti? Yani madem bu kadar çok yakın arkadaşınız. Güzel, bu Tunç güzel Bey, soru. Ve neden çıkıp orada buna cevap vermediniz? Bunu, alo? Evet, duyuyoruz biz sizi, evet. Alo? Tunç Bey. Duyuyor musunuz Tunç Bey? Tunç Bey. Düştü. Alo? Tunç Bey. Benim sorum şu. Çok güzel soru. Çok 40 güzel yıllık soru dostum dedi Tunç Bey. Tunçun Erbey, Galatasaray Divan üyesi. Sayın Başkan Dursun Özbek. 11 yaşından beri. Geldi, bu nasıl olur dedi. Sanki böyle hani ilk defa tanışıyorlarmış gibi. Ben hiç tanıştığınızı düşünmedim o anda. Yok, AMK yazısını... 40 yıllık dostuna madem o kadar samimisiniz hani diyorsunuz ya birbirimize biz her şeyi söyleriz daha da fazlasını hakikaten söyleriz yaparız abicim diye. Ya bunu söyleyemiyorum. Tasvip etmeyebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Öyle kimse tasvip etmeyebilir. Siz yatılı okulda okusaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Tunç Bey. Tunç Bey ben bir şey söylemiyorum. Ben yatılı okulda kimseye AMK bilmem ne değil. Ben onu demiyorum. Müsaade et. Ben 7 sene İstanbul Erkek Lisesi'nde en zor şartlarda 7 sene yatılı okudum. Oradaki dostlarım şu anda mesela Suavi Tüfekçioğlu doktor, Ali Tarık Yılmaz profesör. Asla o arkadaşlara telefonda yüzlerine karşı veya WhatsApp grubunda bu AMK seviyesizliğini yapmam. Çünkü ulan diyebilirim bakın AMK insanın karısına gider kardeşim. Sizin bunu olur anlayacak. Olur mu öyle şey ya? Olur kardeşim olur. Olur. Ya, olur. Şey olur. Sen olur onları ya anlayamazsın. Dur. Sen layık edilsin anlayamazsın. Tunç ama Bey. Ama söylesene kardeşim. Ay, Tunç Bey. Sizin kardeşim. Tek bir amacınız var demagoji yaratmak. Tunç Bey yok. Demin yalnız Ertem'in çok güzel bir sorusu oldu. Bilmiyorum dinlediniz mi? 40 yıllık dost. Ses kesildi. Evet. Bir daha tekrarlayayım o zaman bir saniye. Tunç çok Bey. Çok güzel bir bakın, soru. Bakın siz bana yatılı okulda mı okudurup dediniz ya. Ben yatılı okulda okumadım. O ayrı bir mesele. Dursun ama Başkan'a bu gelelim. AMK olaylarını falan da hani çok da iyi biliyorum ne demek istediğinizi. O ayrı bir konu. Onu sonra yüz yüze geldiğimizde bir konuşuruz, tartışırız. Ayrı. Ama sizden şunu rica ediyorum. Siz ama bakın şimdi siz Dursun Başkan'a müsaade eder misiniz? Tunç Bey. Ben lütfen rica ediyorum. Ben şunun cevabı. Siz arkadaşlarımdan birinin hanımına dahi laf etmeye kalktınız. O sayın hanımefendi benim kardeşim gibidir. Kalkıp be o sanki o laf ona gidiyormuş Tunç Bey, gibi. Tunç Bey ben öyle bir şey demedim size ya şu yapmayın anda. Yani. Yok öyle bir şey söylemiyorum. Tunç Bey. Bir dakika kardeşim. Türk toplumuna soruyorum. Bırakın. Türk toplumuna.
toplumuna, Türk toplumuna bir erkeğe AMK'lı küfür ederseniz işin ucu anlayışla nereye gider? Türk toplumu. Ya, bu terbiyesizlik. Bu terbiye, o terbiyesizlik size ait beyefendi. Tamam. Bu terbiyesizlik size ait. AMK hocam. Ertem bir dakika. Siz bırakın. AMK lafını söyleyense eğer bu terbiyesizlik ki terbiyesizlik, bu terbiyesizlik zaten halinize ait. 40 yıllık çoluk çocuk sahibi adama arkadaşım aile her türlü küfür etmişsiniz. Tunç Bey, Tunç Bey bakın ben konuyu değiştiriyorum. Tunç Bey ben konuyu değiştiriyorum. Siz başka ne olur oraya yönlenmeyin. Ben soruyu soruyorum. Madem sayın Tunç Bey beni linç etmek için mi? Tunç Bey hayır. Tunç Bey bakın siz bana odaklanın ne olursunuz. Ben başka bir şey söylüyorum şu an. 40 yıllık dostunuzla Sinan abi yarım kalıyor. Biliyorum. Sen yedisi bir anladın mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu bir Twitter'da halka açık bir dakika. Twitter'da halka açık bir yerde yani tweet attı diye zannettim bir. İkincisi Türkçe'de bu kelime bir adamın karşısına pardon. Türkçe'de bir kelimede bu adam ay senin AMK dediğin zaman adamın suratına evet bu oraya gidebilir. Ama bazen bu küfürler vardır. Hani mesela İngilizce bu anlamda kullanılmış bir kelime. Yani ben onu direkt Dursun Özbey'in kendisine yolladığını düşünmüyorum beyefendinin. Bak, bravo, bu benim fikrim bu. Sinan Bey. Ay senin bilmem ne adersin ya, bu an, bilmem ne yaptı falan diye böyle geyik. İkincisi Ertem sorunu sor. Ben Twitter'da yazarsan diyorum ki, sosyal medyada derim ki kamuya açık bir yerde. Kendi arkadaş grubunda, abi daha ağırları da vardır orada. Ben sana söyleyeyim daha ağırları da vardır aralarında. Bu adamın direkt ailesine etti değil. 40 yıllık dostluğu mecazi anlamda açıkladı. Bak o soru evet, çok güzel. O soru çok güzel. Mecazi anlamda bakın abi beyefendi de şimdi zor durumu bırakın. Bu mecazi anlamda kullanılmış tabii olan canım, bir... Tabii canım aynen ya. Yani, tamam. Şey okey. Öyleyse Tunç Bey ben tabii size şunu soruyorum lütfen. Evet. Sizden rica ediyorum. 40 yıllık dostum diyorsunuz. 11 yaşından beri arkadaşınız, dostunuz. Nasıl evet peki bugün kalkıyor da bu olayı ifşa bunu ediyor? Madem bu kadar dostunuz var. Bunu diyorsunuz yapmıyor, ki bunu niye biz çok yakınız birbirimize. Neden geldi sizi orada zor durumda bıraktı? Bu doğru. Evet. Çok ben güzel. Sizin tarafınızda soruyorum bu soruyu. Siz beni anlamıyorsunuz bir türlü. Anladı. Tamam anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Soru çok güzel bir soru. Bravo. İşte bu güzel bir soru. Evet. Benim de anlamadığım bir mevzu bu. Benim de çok üzüldüğüm bir mevzu. Bizim kapalı grupta yazdığımız bir şeyi bütün Türkiye'ye ilan etmek bravo bence sevgili arkadaşım Dursun Özbey'in bugünlerde normal düşünemediğini, normal tartmadığını ve bu yüzden de hata üzerine hata yaptığını düşünüyorum. Ben kendisi için çok üzülüyorum. Haklı. Burada Tunç Bey haklı. Yani ben bunun itiraf edeyim. Ben bunun tweet olduğunu zannediyordum. Şu dakikaya kadar bak. O zaman koy ekrana tweet'i. Şu saniye kadar tweet olduğunu düşündüm ve hakikaten şaşırdım. Ama yani öyle bir şey olabilir mi? Tabii değildi. Yok. İlk yazışma. Yani bir iç yazışmayı. Bu türlü bir şey yapılabilir mi? Hayır. Bir iç yazışmayı. Özel bir şey. Yani özel. Hatta bu mahremiyeti ihlal davası bile gerektirebilir. Çünkü bu iç yazışmadır. Peki bunu hangi arkadaşınız verdi? Dursun Bey. İç yazışma Dursun Bey görüyor zaten. Bilmiyoruz. Araştırıyoruz. Hayır Dursun Bey görmüyor. Size şunu söyleyebilirim. Benim haberim olmadan, benim rızam olmadan tabii ve kapalı gizli bir yerde yazılmış bir şeyi kalkıp oraya götürüp suç ifşa etmek bu bir suçtur. Suçtur. Hukuki doğrudur anlamda da suçtur. Manevi anlamda da suçtur. Bunun hesabı sorulur. %100. Evet yani bu... Size şey onu sızdıranı bulmanız lazım. Ben buna inanıyorum. Arkadaşlarına biz bu kelimeler, vice bilmem ne falan bu kelimeler hep kullanılır. İngilizce'de daha çok vardır biliyorsun. Yani tabii arkasına koyuyor. Herkes haberi kullanır. Ben bunu bu anlamda kullandım. Ve sizin bu tipte bir insan olmadığın belli. Yani görüntünüzden de davranışlarından da konuşmanızdan da belli. Çünkü bize tahmin ettiğiniz için burada. Yani sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçeğini söylüyorum. Kusura bakma. Hayır. Ben kusura bakma diyorum. Bir dakika ya. Beyin tamiri. 30 kişi arasında. Bir dakika yemişim beyefendi. Bana ne ya? Bir dakika beni dinleyin. 30 kişi arasında 40 yıllık arkadaşınıza yatılı okulda beraber okuduk ayaklarıyla AMK'lı küfür edeceksin. Ondan sonra Dursun Özbek bu işten anlayacak. Koyacak ondan sonra burada Allah'ın mümin kulu AMK gazetesi ayaklarıyla durmaya çalışacaksınız. Hadi bırakın bu işleri ya. Ya işte Tunç Bey. Tunç Bey. Tunç Bey size şunu soracağım. Dursun Başkan'la ilkokulda mı aynı sınıftaydınız?
Yok. Hayır, ilkokuldan sonra. 11 ilkokuldan sonra peki. Gazel Lisesi. O zaman nasıldı Dursun Başkan? Biraz ona girelim. Nasıldı Dursun Başkan? Çocuk. Vallahi her zaman arkadaş canlısı, her zaman candan, her zaman yardımsever, gayet iyi bir arkadaşlarımdan. Böyle sınıf başkanı falan olmak ister miydi? Şebin Karahisar'ı değil mi? Ya ne yapacaksın Şebin Karahisar'ı ya? Ama bir dakika. Sınıf başkanı olmak ister miydi? Anadolu çocuğuydu. Çalışkan mıydı? Saf ve masum Anadolu çocuğuydu. Çalışkan mıydı? Tunç Bey İstanbul çocuğu gibi gözüküyor ama siz İstanbul'da mısınız Tunç Bey? Herkes bir anda konuşunca anlamıyorum. Tunç Bey siz İstanbul çocuğu musunuz? Saf ve masum bir Anadolu çocuğuydu 11 yaşında değil mi? Dursun Özbek, Şebin Karahisar'dan gelmişti. 11 yaşında hepimiz saf, temiz çocuklardık. Şimdi siz nereden gelmiştiniz? Şimdi hiçbiriniz saf değilsiniz. Birbirinize küfür ediyorsunuz. Sonra da birbirinizi ifşa ediyorsunuz. Ve özünde Galatasaray'ın anasını ağlatıyorsunuz. Bu lafım sadece size değil. Dursun Özbek'e de. Olursa doğru. Dursun Başkan ilkokulda sınıf başkanı olmak ister miydi? İlkokul değil. Yok hatırlamıyorum. Öyle şeylerini hatırlamıyorum. Bir dakika dur. Parası yok. Ben çok enteresan bir soru. Senin iyi arkadaş mıydı? Dursun Bey küçükken. Ertem. Ben Tunç Bey'e bir soru sormak istiyorum. Bir Galatasaraylı kongresi. Yanılmıyorsam divan üyesiniz galiba değil mi? Divan kongresi. Peki evet. Dursun Bey'e çok eski bir arkadaş olarak bir Galatasaray'la ilgili bir nasihatiniz var mı? Gerçek olarak ona çok, bakalım. Çok çok var. Bir nasihatiniz var mı? Onu var. Lütfen bize söyler mi? Paylaşır mısınız? Seve seve söylerim. Buyurun. Bunu yazdım da zaten. Kendisine de ilettim. Evet. Kendisini eleştirenler düşman değil, yakın dostlarıdır. Bravo. Bunu anladığı zaman zaten her şey düzelecek. Siz ne istiyorsunuz şu an Dursun Özbek? Ne yapmasını istiyorsunuz? Valla herkesin malumu yapılan hatalar. Sadece ve sadece olanı biteni düzgün her kongre üyelerine aktarması. Bizim tamam. Elimizden bu kadar geliyor. Yardım etmek isteyen varsa buyursun demesi. Hatalarını kabul ediyor mu? Benim gözlemlediğim kadar hayır. Etmedi hatalarını. Peki Tunç Bey ben demin sorduğuma döneceğim. Bu yolsuzluk araştırması ne oldu? Siz son efendim? 20 yılı Faruk ta son 20 yıldaki bütün yol ta Popescu'nun içeri girdiği olaydan itibaren Popescu evet. O olaydan ötürü içeri girdi Romanya'da. O Bekali vardı bir sürü olaylar oldu. Adamların lisansı iptal edildi. 150 bin dolar aylık 1 milyon 150 bin dolar yapıldı. Galatasaray soyuldu, soğana çevrildi. Bunları da siz güzel anlattınız. Bak ben sizi hayatımda görmedim. İlk defa da konuşuyorum. Ama bu konuda sizi takdir ediyorum. Ama netice yok. Yani Galatasaray cemaati kusura bakmayın. Bakın bu konuda sorumluluk da mesuliyet de siz Galatasaray liselilere düşüyor. Galatasaray liseliler dışındakiler bunu beceremez. Bu Galatasaray liseli olan hırsızları, yolsuzları siz... Ya koruyacaksınız ya da yargılayacaksınız. Bu kadar ben basit. Ben üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Benden belge doküman istediler. Elimdeki bütün belge dokümanları ilettim. 100'e yakını imzalı bir de dilekçe verdik. Araştırma soruşturma yapılıyor diyorlar. Ama sonuç belli değil. Neden belli değil bilemiyorum. Son genel kurul konuşmamı dinlediyseniz. Evet. Acaba ben geçmişi araştırırsam gelecekte beni araştırır mı endişesi olabilir mi diye kendilerine de soru sordum. Hala bekliyoruz bilemiyorum ama anladım. Ben kendi üzerime düşen Galatasaraylık görevimi yaptığıma inanıyorum. Ya ben bir şey söyleyeyim ama bana kızmayın. Demin belki bana kızdınız da. Bir şey söyleyeyim ya. Bu abi siz... kızıyorum çünkü siz maalesef demagojiye kayıyorsunuz. Severim, hakarete bayılırım. Giriyorsunuz. Bayılırım. Bakın ben size asla hakaret etmiyorum. Sabrınıza tamam. Teşekkür ederiz. Tarzınız böyle olabilir ben... ama tamam. Lütfen rica bayağı, ediyorum. Sorunuz varsa alayım. Peki. Sabrınıza teşekkür yani ediyoruz. Yani belki birazcık abarttık üzdük sizi de yalnız bir şey söyleyeceğim. Siz Galatasaray genel kurulu ne tuhaf insanlarsınız ya. 6 ay önce bir zafer çıktı 143 zafer kaldı. Siz de herhalde AMK Tunç olarak kalacaksınız Galatasaray genel kurulunda. Ya siz ne işiniz bu işlere giriyorsunuz kardeşim? 143 zafer Galatasaray. Bundan 6 ay önce zafer verildi. Adı 143 zafer kaldı. Mezarında da muhtemelen öyle yazdım. Şimdi AMK Tunç olarak sizin isminizde kalacak ya. Siz zorla geliyorsunuz. Siz birbirinizi yiyorsunuz. Siz nasıl adamlarsınız Galatasaray genel kurulu üyeleri? O sizin takdiriniz. Ya benim takdirim mal ortada Tunç Bey. 40 yıllık arkadaşınız sizi bugün ifşa ediyor. O çok yanlış. Ama Dursun ama Dursun Özbek hatalı. Ondan siz bağlanıyorsunuz. Ben Allah'ın mümin kulu falan gibi kıvırma hareketleri. Ama sonuçta ben şuna bakıyorum. 6 ay önce Zafer Bey bağlandı. O da 55-60 yaşındaydı. Adı 143 Zafer kaldı. Bu akşam da herhalde siz de... Tanıyor mu Tunç Bey? Sorsana. 143 Zafer tanır mısınız?
Ahmet Bey, ben haklarımı iyi bilirim. O Zafer'in söylediği Zafer'in söylediği derdim. Şunu söyleyebilirim. Başkan bu Zafer, akşam Zafer hata yapmıştır. Zafer Şener'i tanıyor musunuz Tunç Bey? 143 Zafer'lerle. Hayır, tanımıyorum. Bak o Zafer Şener, gariban. Galatasaray hayır, elitinden şunu değil. Şunu demek istiyorum. Galatasaray genel kurulu yöneleri. Entelektüel kapasite olarak yüksek insanlar. Belli ki hepsi aydın ama ben bunlar nasıl insanlar ki? Altı ay arayla bağlanıp birinin adı ebediyete kadar 143 Zafer. Biri de AMK Tunç kalıyor. Ben anlamadım bu işten bir şey ya. Ha bunu biz yapmıyoruz. Siz yapıyorsunuz kardeşim. Sizin için öyle olabilir. Tunç Bey, Tunç Bey. Ben... Yalan mı söylüyorsunuz? Tunç ya? Bey, şimdi 143 Zafer'i falan geçelim de bir şey soracağım. Ya bu Galatasaray'da Allah'ınızı severseniz bu uluslararası sermaye piyasalarına uygun, kapitalizme uygun, doğru düzgün Galatasaray yönetilemeyecek mi? Abi sizin işiniz gücünüz makara kukara. Galatasaray söz konusu oldu mu? Ben de birkaç ciddi soru sorayım ya. Yeter bu Galatasaray kulübü mahvedildi, ana sağlıklı AMK bilmem ne. Sabır için teşekkür ederim. Kibar ve nazik bir adam olduğunu gösterdi. Ama Tunç Bey bakın bu yolsuzlukların araştırılması ki o hırsızlıkları Sezgin kimin yaptığını siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Galatasaray'da herkes biliyor. Herkes bildiği halde bunlar bu hırsızlar sırf Galatasaray Liseli diye korunuyor Tunç Bey. Bu yanlış mı bu söylediğim? Valla çok doğru söylüyorsunuz. Bizim de verdiğimiz kavga bu yönde. Bir önceki sorunuza cevap vermem gerekirse ben Galatasaray'dan çok ümitliyim. Çünkü arkadan gelen pırıl pırıl beyinler var, genç beyinler. Eğer Galatasaray bu gençlerin eline geçerse şunu söyleyebilirim. Borç değildir problemi gün itibarıyla. Ama yine bakın yine kongre. Üstad yine kongre, yine olaylar, yine kulisler. Ya o biter, gençler. Hepsi biter. Yani hepsi biter. Bunun yolu belli. Bunu adam gibi bir şirket haline getirin. Galatasaray liselerin yine itibarı olsun, gücü olsun, her yere girsinler, üyelik bedava olsun. Ama adam gibi bu kulüp bir Chelsea gibi, Paris Saint Germain gibi yönetilsin. Yani bu konuda siz de gördüğüm kadarıyla muhafazakarsınız. Yani bu Galatasaray kulübü bir 19 yıllığına... Hayır ben muhafazakar değilim. Tam tersine ben lisecilere karşıyım. Liseliyim ama lisecilere karşıyım. Söylediğiniz sisteme karşıyım. Evet bu artık bir şirkete satılsın bu. İyi bir Galatasaraylı olarak elimden geldiği kadar sonuna kadar bu statükoyu bozmaya çalışacağım. Tunç Bey biraz da ciddi konular konuşacağım. Tunç Bey teşekkür ediyorum size. Galatasaray işte Grand Kur'da futbol oynar mıydınız? Tabii ki biz orada yetiştik. Dursun Bey de oynar mıydı? Oynardı o bek oynardı ben forvet oynardım. İyi futbolcu mudur Dursun Bey? Çok iyi futbolcu olmadı. O İstanbul Üniversitesi'nde falan oynadı teknik üniversitede ama... Peki hala sık sık görüşür müsünüz mesela? Yemekler yer misiniz Galatasaray eski mezunlar olarak filan? Ve başkan olduğundan beri görüşemiyoruz. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Güzel bir espri yapayım. Tunç Bey ne zaman ameliyat oldunuz? Ne ameliyatı? Sinirsiz. Sinirlerinizi aldırdınız diyor. Hayır. Ben 40 yıldır Fransa'da yaşadığım için ilişkilere önem vermeyeyim. Ben şimdi bu ekranda sizin yeriniz olsaydı çoktan kavga etmiştim burada, kapatmıştım. Vallahi helal olsun baba, helal olsun size. Evli misin? Sinan Bey'e helal olsun deyin çünkü gayet yerinde bir intervansiyon yaptı, sinirleri vallahi yatıştırdı. Çok tamam. Güzel ama. Çoluk çocuk var mı Tunç Bey, evli misiniz? Evlidir hocam, torunu vardır. Evet Tunç efendim. Torun var mı? Hayır efendim. Peki Allah bağışlasın. Tunç Bey İsviçre'de değil misiniz? Fransa'da yok ya Allah bağışlasın diyorsun hocam. Hayır, ya. Çocukları var ben ya. Ben Fransa'da evet. Nezaketinize. Paris'te mi yaşıyorsunuz? Allah çok. Hayır efendim Fransa'nın güneyinde. Evet. Strasbourg'da. Çok nezaketli neyse davrandınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ertem soracak mısın Tunç Bey? Benim size acizane yine de 40 yıllık arkadaşlarım başka türlü küfürler edin. Bu etmeyin. Tarz farklı yani. Gelenekte bir sıkıntı var. Ahmet Bey küfür değildir bu. Siz küfür olarak algılıyorsunuz. Ya biz belki ayıyız be. Tunç Bey kusura bakmayın. Biz belki geri kaldık. Biz belki doğuluyuz. Hani siz Paris'te biraz daha batılı. Paris daha çok. Fransa'da daha güney Fransa. Tunç Bey de Anadolu çocuğuymuş bak. O da diyor ben de 11 yaşında. Biz belki Anadolu çocuğuymuş. Bir dakika. Tunç Bey siz nerelisiniz?
İstanbul doğumluyum, İstanbul'da büyüdüm efendim. Ama siz 11 yaşından sonra yatılı geçtiniz ama İstanbul'daydınız. Hafta sonları İstanbul'daki evinize dönüyordunuz. Doğru mu? Doğru. Ama ama Şebin Karahisarlıydı. Tursun Başkan. Tursun Başkan saf ve masum bir Anadolu çocuğuydu. Hala öyle, hala öyle. Vallahi öyle. Şimdi değil, şimdi ama değil mi? 143 zafer. Tursun Başkan Şebin Karahisar'dan gelmişti değil mi okula? Ya tabii. Buç Bey. En son ben biliyorum. Vallahi ben onu daha sonra öğrendim. Dursun arkadaşımız hepimiz evet. gibi sıradan bir çok. Çocuktu. Yani küçümsemediniz değil mi onu? Taşralı, köylü, kasabalı diye küçümsemediniz mi? Abi çalışkanım abi ya. 11 yaşında. Tunç Bey'e teşekkür ediyoruz. Tunç Bey o zaman lütfen affınıza sığınarak bundan sonra sizin adınız herhalde camiada. AMK Tunç Bey olarak kalacak. Bunu da lütfen affedin. Ya bu hicimdir, espridir. Sakıncası yok değil mi? Madem yapma küfür olmadığı için. Ahmet Bey bu sizin tarzınız. Onun için hoş görüyorum. Tamam. Herkesin tarzı kendine. Pek çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sevgili ve sayın ya. AMK Tunç Bey. Hayırlı akşamlar. Ya hocam. Yapma ya. Tunç Bey. Çok teşekkür ediyorum. Tunç Bey bana. Çok kibar adam ya. Ben de kibarım. İzin aldım kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. 143 zafer gibi. İyi geçeler diliyorum. Tunç Bey çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Vallahi bravo. Nezaketinize çok teşekkürler Tunç Bey. Sağ olun. Çok rica ederim. Çok medeni bir geceler. Erdem. 2 3 143 zafer. 143 zafer. Hadi bağırın. 143 zafer. Buradan ne çıktı? Sevgili Galatasaraylılar. 143 zafer. Bak seni tanımıyor. Seni tanımıyor bu Tunç. Bak sevgili Galatasaraylılar. Şimdi şaka bir yana bir tarafa. Bu AMK'lar meymakeler sıkıntılı iş. Bizim tarzımızda biz arkadaşı AMK'la ilgili espri yapmayız. Hanıma gider. Belki biz taşlardayız. Belki biz ayıyız. Kabul. Fransa'da arka. Ama şu var. Galatasaray'ın geleceğine karar veren iki tane adam tanıdınız bizim televizyonda. Ortak özellikleri. İkisi de çok entelektüel, kibar insanlar. Biri Zafer Bey, biri Tunç Bey. Fakat ikisi de bu programda ayrıldıktan sonra kod adlarıyla anılmaya başladılar. Biri 143 Zafer, biri AMK Tunç. Yanlış mı söylüyorum Ertem? Doğru hocam. Hani bu benim suçum değil. AMK Tunç'un bir şeyi yok mesela. Ya nereden aklına geliyor? Bir tezahüratı yok. AMK Tunç. Yapma abi. Güzel geçelim. Şimdi boş bardağa geçeceğim. Boş bardağa geçmeden önce Saygın Kurt arkadaşımız Datça 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'nda finale yükselen Reşadiye Spor'a gönülden başarılar diliyoruz. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir görüntüsü var. 143 zafer. Boş bardak. Bir görelim boş bardağı. Yine bir sürpriz bağlantı olabilir. Bir görelim. Yalnız sıkıntı şu abi. Sıkıntı şu. Bu akşam ne öğrendik? Bal boş bal. Dursun Özbey'in iyi adam olduğunu öğrendik. Eski futbol oynadığını öğrendik. Bek oynadığını öğrendik. Sağ bek. Sağ bek. Arkadaşlarıyla birbirlerine tuhaf hitaplar olduğunu öğrendik. Bu da normaldir. Ama bir şey daha öğrendik. Ya Dursun Başkan, senin arkadaşların böyle kibar insanlarsa sen de kibar ol da niye onları iş, neyse konuşmayacağım. İş bu şeye sarıyor. Çok tamam, efendi bir adam. Hocam yapma mecazi anlamda adamcağız. Mecazi anlamda hepimizin kullandığı bir takım kelimeleri arkasına koyarız. Yapma ben Sinan, bak Twitter'da. Sen benim kaç yıllık dostumsun? Hocam ayrı. Bak bir dakika. Ben işte. Hocam bir dakika. Hocam adama demiyor. Hocam bak bir dakika. Hocam. Bizim de var o grubumuz. Hocam. WhatsApp'a. Adam öyle demiyor. Hay anasını bilmem ne dersin ya. Bu anlamda direkt ona demiyor, senin bilmem ne demiyor. Yapma. Üstelik benim IQ'm adam, adam abi hakikaten çok terbiyeli, çok iyi bir adam. Şimdi düşünüyorum. Hocam, adam bir İstanbul çocuğuydu. Bak boş bardak. Dur ne yapıyorsun? Boş adam çok beyefendi bir adammış. Tunç Bey'i tebrik ediyorum. Boş bardak. Tebrik ediyorum. Dursun Bey'i de bu konuda eleştiriyorum. Çok özel olan bir konuşmaya çıkıp da eğer çocukluk arkadaşında yayınlamasından dolayı Dursun Bey'i de burada eleştiriyorum abi. Yanlış yapmış. Yanlış. Benim semtimde birisine bu lafı yalnız burada hayır. Ben başta bak. Kim, sayın, bak bir şey söyleyeceğim. Tunç Bey Dursun Başkan öyle diyebilir. Dursun Başkan öyle diyebilir. Ben sorduğumda ben programın moderatörü olarak sunucusu ve yapımcısı olarak şunu söylüyorum. İnsanların enayi yerine koyması. Allah'ın mümin kulları. İşin içerisinde ya, Allah'a mümini karıştırmak olmadı. O yakışmadı. Geldi aklım o ara. AMK'ya açık mert korkusu. Evet açık mert korkusu. Çok efendice bağlandı ve bizim buradaki yapmış olduğumuz şeyler adamcağız hiç sesini çıkarmadan efendice cevap ver terbiye. Hadi lan derler deliler. Hadi lan deliler derdi kapatırdı telefonu. Biz bir şey yapmadı ki. Daha ne yapacağız? Biz ne yaptık ki? Gayet. Neler söylediniz adamı daha? Ya adamın arasını anlattınız. Daha ne bir şey yapmadık diyorsunuz. Yapmayın ya. Adama tamam AMK yaptınız. Yapma kim ya yaptı ya. Oğlum kim? Ben ne yaptım şimdi? Boş bardağı getirseniz ekranı hocam. Bir izleyelim. Abi, çakar, bir izleyelim. Gördün mü sesini videosunu? Bir izleyelim. Hocam.
Boş bardak. Ah. Bak boş bardak mı? Sayın Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu üyelerinden birisi konuşurken önündeki bardağa bir de suya bakıyor, bak bardağa bakıyor Sayın Başkan. Bardağın bir damla su var galiba. Alt, alt. Yok benim, hocam hiç bak yok. Bak benimki gibi. Hiç yok. Acık dibinde var ya biraz galiba, yok mu? Yok yok hiç yok. Adam var ya mahvolmuş, bitmiş artık, yazık ya. Önündeki bardak dolu mu değil mi? İşte Galatasaray böyle yönetilmez abi. Bu kongreler, bu kongreler. Böyle televizyon olur mu? Yarım saattir birisi bardağın boş. Divan kurulları, genel kurulları. Hay genel kurulunuzun da divan kurulunuzun da AMK'da istiyorsun. Ne kadar dertliymişsin Galatasaray'da. O da var insanlar. Hay sizin genel kurulunuzu da, hay divan kurulunuzu da AMK'da. Sen bu Tunç Bey'in. Sen ne kadar. Tunç Bey'in. Böyle bir kelimeyi, bu kelimeyi direkt o şahsı yani kulüp başkanını hedef alacağını düşünüyor musun? Tabii. Yok ya. Mecazi anlamda arkanda. Diyor, orada diyor ki. Yok ya. Mecazi anlamda arkasını koyuyor. Genel kurulu da lavet AMK. O çok. Hayır. Bunlar denir. Hayır, ben de ne diyorum? Bu divan kurulunun da genel kurulunun da AMK abi, denir. Bir AMK abi, çocuğu dersin devamı vardır. Aa, yok. Yok. Yapmayın abi. Arkasını AMK diyor. Ya sen İbrahim Seten de çok kullanır mesela AMK. Evet. Abi bilmem ne dersin. Habire AMK, habire AMK. Bu böyledir abi. Bazı adamı öyle kullanır işte. İbrahim Seten ama o bir sözadesi. 25 numara gelsin. Ayhan Özmızrak. Niye boş? Ayhan Özmızrak. İçeri söylesene biraz bir şey getirsinler ya. Ne gibi? Ayhan Özmızrak'ın açıklaması gelsin. 143 bardağı. Var mı orada? A Spor'da bir söyleşiye katıldı başkanım. Şimdi orada çok centilmence davrandılar. Hiç çalışmadığı yerden sormadılar. Hiç de sıkıştırmadılar. Sayın başkanım Allah aşkına o konuşmayı oturalım beraber izleyelim. Bir söylediğiniz cümle bir öncekiyle çelişiyor. Bir söylediğiniz bir öncekiyle çelişiyor. Allah'tan sıkıştırmıyorlar. Yahu başkanım. Kimse sormuyor, etmiyor. Gereği yok, lüzumu yok. Eşiniz hanımefendinin Beşiktaşlı olduğunu söylemenin alemi akıl tutulması değil de ne? Oradan devam. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Siz bu söylediğiniz her şeyi mutlaka yönetim kurulundan birileri izliyordu o akşam. O izleyemiyorsa bile medyadan sorumlu üst düzey profesyonel de izliyordu. O izleyemiyorsa bile medyadan sorumlu üst düzey profesyonel de izliyordu. O izleyemiyorsa bile medyadan sorumlu üst düzey profesyonel de izliyordu. Burada işte işin içerisine Sayın Başkan'ın eşinin Beşiktaşlı olup olmaması olayı girince, konuşulunca Sayın Başkan bir anda önündeki boş bardaktan su içiyor. Ayıp ya. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Sayın Başkanım, vallahi çok yoruldunuz. Billahi çok yoruldunuz. Biliyorum, yakinen bildiğim için de söylüyorum. Ama alın şu yönetim kurulunu, üst düzey profesyonelleri de alın. Vallahi bizim Tudor'u da alın. Sessiz, sakin bir yere, 4 günlüğüne gidin. İlk 2 gün... Ne futbol, ne Galatasaray, ne iş, ne güç. Ağzınızı açmayın, geyik muhabbeti yapın. Kars'ın kazı mı iyidir, Siirt'in büryanı mı iyidir diye tartışın. 2 gün sonra oturun, ya biz ne yapıyoruz? Biz nasıl bir senfoni çıkartacağız? Artık kakafoni bile çıkmıyor. Nasıl bir eşgüdüm içinde olacağız? Bu hataları bir daha nasıl yapmayacağız diye bakın. Yoksa Sayın Başkanım, gelecek sene bu performansla giderse... Seçim ne olur başka adaya bağlı, genel kurulun takdirine bağlı. Seçim ne olur onu bilmem. O rakip nereden bulunur bilmem ama gelecek sene yeniden aday olma özgüvenini nereden bulacaksınız onu merak ediyorum. Saygılar sunarım. Evet. Ya beyler bu Galatasaray genel tuhaf kurulu hocam, çok tuhaf. Ciddi anlamda bir seviye erozyonu içerisinde. Bu seneler evvel bizi buruna bağlamıştı. Tamam mı? Büryan yiyin, tatile çıkın. Hanımınız, karınız, karıyı, kızı, çoluğu, çocuğu bu işi niye karıştırıyorsunuz? Genel kurulu. Ya siz hani batıya açılan, pencereydiniz. Hayır, başka seviye bir konum yok ya. Başka işte bir şey mi? Hayır abi siz acaba seviyesizde açılan bir pencere haline geldiniz. Ne gerek var ya? Ya siz Galatasaray değil miydiniz? Değil mi Ertem? Batıya açılan pencere. Biz elitiz, suyuz. Siz ciddi anlamda süratle seviyesizliğe inen,
birbirlerinizin küfürlerini veya küfürlü konuşmalarını slayt göstericiyle Türkiye'ye neşreden, hanımın niye böyle de, niye çalışmadığın yerden geldi diye avamlaşan, bir de başkanım başkanım diyerek yanağını yiyeyim ayağı yapan, tuhaf bir seviyesizliğe geldiniz ya. Yanlış mı söylüyorum? Çok söylüyorsun. Ya. Ben yalnız şunu hayret ediyorum bunları dinledikçe. Şeyi hayret ediyorum. Bu kulüp başkanlarının tamamına yakını hepsi zengin, işi gücü sahip, işi gücü olan insanlar değil mi? Ama özellikle büyük kulüplerin, büyük kulüplerin. Tamam, büyük kulüplerin başkanlarına ben hayret ediyorum. Yemin ediyorum yani ya aklınız yok ya kafayı sıyırmışsınız. Ya büyük ben reklam. o kadar ünlü iş adamı olacağım, param ünlü, olacağım. Ünlü değiller işte. Şu lafları dinleyeceğim. Vallahi billahi büyük kulüp başkanlarını tebrik ediyorum. Hepsinin fedakarı oluyor. Bu hatırlıyor musun? Ayaran seneler evvel bize bakacaksın. Paranla rezil olmak böyle bir şey işte yani. Ben iş güç sahibi bir adamım. Orada çıkacak bana adam bu lafları Galatasaray bitmiş. Galatasaray bitmiş. Konuş, şu konuları, arkadaşını al. Şu konuları da al. Şu konuları rezilliğine bak. Rezilliğine. O bardağı kafasına atarım bir. Yapmıyorum ulan başkanlık derim. Vallahi bu büyük kulüp başkanlarına helal olsun. Vallahi kızıyorum bazen ama helal olsun. Çekilir şey dert değil bu ya. Vallahi çekilir dert değil ya. Ben hayatta kulübüm. Neyse abi kapatın geçin bu Galatasaray'da. Vallahi ben canım sıkılıyor. Hazır mı? Galatasaray'ın anası ağlıyor. Rezillik. Bu kadar insan birbirine yani iğrençlik ya. İğrençlik. Sakın şimdi söylüyorum. Galatasaray yöneticilerine sesleniyorum. Hep bir daha eski arkadaşı İskender falan var. İskender. Neydi soyadı? Baydar. Bakın. Sakın bir daha burada yapılan bazı tuhaf esprilere falan sakın bir daha bize kültür dersi, entelektüelizm dersi, seviye dersi vermeye kalkmayın. Seviyesizlik sizde diz boyu. İşte ya üç tane örnek verdim. Cahilin tekidir beni konuştuk. İskender sevgili arkadaşım. Sen benim eski arkadaşımsın. Cahil. Hani diyorsunuz ya bazı Zübil televizyonlarda seviye problemi var. Ulan en büyük seviye problemi sizde var işte gördünüz. Bravo hocam. Birbirinizin karısını kızını karıştırdığınız gibi birbirinizin. Belki ben adama sert yaptım şeye Tunç Bey'e de. Kendi kapalı devre yaptığı şeyi neşrettiniz. İspiyonculuk var orada. İspiyonculuk olduğu gibi birbirini satma olduğu gibi başkan da orkinoz balığı gibi atlamış yeme. Sanki bir matahmış gibi. 42 yıllık arkadaşının küfürünü ortaya koyuyor. Zannediyor ki seviyeyi yükseltiyor. Galatasaray Genel Kurulu'nda konuşulanlara bakın ya. AMK. Divan kurulu genel değil. Yani daha beter. Kötü. Daha beter. Divan daha yükselir. Daha yükselir. AMK konuşuluyor. Karın niye öyle söyledi? Çalışmadığın yerlerden gelmiş. Sen git Kars peyniri tutorlu, koy. Tudor'la aynı yatağa girin gibi imalar. Tudor'u alın götürün falan gibi. Tudor'la bu nereye çekersen çek. Bilmem ne yapın. Ya bunlar hepsi çok büyük seviye. Tam böyle elit seviye. Yani batıya elit açılan ya. Pencere. Ne edin ben eleştirdiğiniz, yok. Eleştirdiğiniz insanlar seviyesize. Yemişim sizin seviyenizi be. Galatasaray bitmiş. Hazır mı fotoğraf? Cenazesi bekleniyor. Sen abi bak sana bir buyurun. Fotoğraf daha geldi şu anda. Tabuta konacak, cenazesi namazı kılınacak. Bitmiş yani. Bu kadar seviyeden rezillik. Seviyeden bahsedenler herhalde bazı cevap almışlardır. Bu kadar rezillik, bu bağlanmıştı. İskender Baydar uzun zamandır böyle bir tweet atıyordunuz sürekli olarak. İşte beyaz futbolda, derin futbolda seviye ya diye. Buyurun seviye. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray Genel Kurulu. Üzgünüm İskender. Bu seviyesizliğe bir dakika. Galatasaray Genel Kurulu ve... Hakan Şükür'ün tweet arkadaşı. Galatasaray Genel Kurulu ve Divan Kurulu bu seviyesiyle devam ederse biz bile sizi yayınlayamayız. Seviyenize dikkat edin. Duydun mu İskender? Ya. Kardeşim. Bir daha sakın yöneticiler olarak televizyon programı hakkında açıklama yapamazsınız. Hep bunları koyacağım. AMK, karın böyle dedi. İmtihanı yanlış yerden yaptın. Kaşar ye, sucuk ye, büryan ye. Altı dur tatile çıkın. Ne diyorsunuz siz be? O lafların ne manaya geldiğini anlıyor musunuz? Galatasaray bitmiş. Size, fotoğraf hazır mı? Size güzel malzeme gelsin oluyor. Gelsin Sinan abi fotoğraf. Bizim ikimiz yanıyor vallahi. Ekrana bak Sinan abi. Ne bu? Benim oğlan. Baba adı Çak, Ahmet. Aa Çaki. Çaki Çakar. Baba adı Ahmet. Ahmet Çakar'ın. Şimdi bak bu akşam yakaladığınız bir şeymiş ki bu espri filan değil kardeşim. Tutmuyor bunlar. Hocam, bu yine daha güzel espri. Be. Hocam rekor kurdu ya. Daha Yusuf Çakar. Fark etmez. Çak ile gurur duyarım. Bir. Hocam. 24 numarayı versene. Ha, Ahmet Hoca bir konuşma yapacaktı aslında. Ne konuşması? 24 numarayı bir versene. Daha ne konuşacak? Çak ile ilgili. Ne Çak'ı mı kalmış oğlum işte gitti. Ama gerçekten. Antalya'nın sünneti var gelin. Ertem. Hadi bakalım. Antalya'nın sünneti var. Çift sünnetçi getirin. Evet. Malatya'da mıyız haftaya? Yok. Değiliz. Evet ne var?